Merhaba, ben Fahima. Umarım herkes iyidir. Bugünkü konumuz çöp gıdasız beslenme. Gençlerimizi ilgilendiren, çocuklarımızı ilgilendiren bir yayın olacaktır. Bugünkü konuk da önemli bir konuk. Hepimizin tanıdığı, çok yakından ve sevdiğimiz bir insan gelecek. Diyabetli diyetisyen birazdan burada olacak. Kendisini hemen yayına alıyorum. Merhabalar. Merhaba, nasılsın? Çok teşekkür ederim Fahime Hanım. İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Rica ederim. Burada olduğun için teşekkür ederim herkes adına. Çünkü bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız. Bugün çöp gıdasız beslenmemize yönelik, gençlere yönelik, çocuklarımıza yönelik nelerin etki tepkisi, hayat düzenimiz. O kadar çok bağlantılı konular var ki bununla ilgili ama her şeyi konuşmaya fırsatımız olmasa bile belli başlı birkaç konuyu daha detaylı irdelemek için zaten zaman ayırıp geldiğin için teşekkür ederim tekrardan. Ve Senin başlamadan önce eklemek istediğim şey varsa ondan sonra hemen konuya geçiş yapabiliriz. tabii ki pazar akşamının bu saatinde bizlere ayıracak olan tüm izleyicilere, tüm takipçilere, tüm sevdiklerimize şimdiden teşekkür ederim. Bu canlı yayındaysanız sağlıklı beslenmenize, hayatınıza mutlaka ucundan kıyısından dikkat ediyorsunuzdur ve sevdikleriniz için dikkat etmeye çalışıyorsunuzdur. Herkese pazar gününün bu saatini bizlere ayırdığı için ben Türkiye'den, sen de Amerika'dan teşekkür etmiş olalım ve harika gözüküyorsun, çok şık gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Normalde çok pasaklıyım ama hep sana iyi geliyorum. Peki, ilk sorumu sorayım. En çok gelen sorulardan bir tanesi. Sık sık çocukların yemek yeme ihtiyacı var mıdır? Sık sık beslenmek midir iyi olan hormonal denge açısından da düşünecek olursak? Yoksa çocuk dediğin oruç tutabilir mi? Oruçtan kasıt 3 öğün, 2 öğün gibi. Hani saatlerce, günlerce su orucundan bahsetmiyoruz. Önemli olan insan özüne yakın bir beslenme diye algılanan bazı kaynaklara göre düşüncelerin, bu alanda yaptığın çalışmalar, tecrübelerin bunları bizimle paylaşırsan. Tabii ki, tabii ki seve seve. Çok güzel bir soru öncelikle. Çok teşekkür ederim. Ben şöyle başlamak istiyorum. Şimdi burada biz genelde büyüme gelişme çağındaki çocuklardan bahsediyoruz. Ve merkez konumuzda ne var? Büyüme ve gelişme var. Şimdi bu zamana kadar gelinen gerek endüstri biliminde gerek işte altı doldurulmamış bilgilerde sürekli sık sık yenmesi gerektiği, sürekli atıştırması gerektiği, büyüme gelişmesine katkısı olması gerektiği tarzında söylemler vardı. Bunlar altı maalesef ki boş temeller. Şimdi bizim büyüme gelişmemizde özellikle çocuklardan bile adolesan döneminden yani 18 yaşına doğru olandan da tutalım 7 yaşındakine kadar 5 yaşındakine kadar da öncelikle lütfen ben evlatlarımızın, küçüklerimizin mide ve bağırsak sistemine ve onların hormonlarına, onların doygunluk düzeylerine saygı duymamız gerekiyor. Bir ikincisi, büyüme gelişmeden bahsediyorsak mutlaka ve mutlaka büyüme hormonları konuşacağız. Er ya da geç büyüme hormonlarına konu gelecek. Şimdi büyüme hormonu çocuklarımızı büyüten, geliştiren asıl hormonlar büyüme hormonudur. Ve büyüme hormonu iki temel faktörde salgılanır. Daha çok salgısı iki temel faktörde salgılanır. Kimdir bunlar? Bir uyku, iki egzersiz, spor, yürüyüş, adı her neyse. Şimdi burada şunu sormak istiyorum. Direkt hani karşıya size uykuda yemek yiyebiliyor muyuz? Egzersizde, sporda yemek yiyor muyuz? Yiyenler var ama hayır. Evet. Tamam, sorunun cevabı çıktı. Demek ki ben büyüme hormonundan faydalanmak istiyorsam yeme olayını büyüme hormonundan 3-4 saat öncesine kadar büyüme hormonunun salgılanmasını istiyorsam ağzımı kapatmam gerekiyor. Bu çocuklar için de aynısı geçerli. Çocuklar uykuda ve sporda, egzersizde, yürüyüşte, koşuda en çok büyüme hormonları bu zamanlarda salgılanır. Benim o yüzden büyüme hormonunun uykuda salgılanmasını bildiğim için benim mümkün mertebe çocuklara uykudan önce 3-4 saat öncesine kadar yeme içme olayını kapattırmam lazım. Tabii ki su içebilir, bitki çayı içebilir, bunlardan yana sıkıntı yok ama hani kalori bazında konuşursak eğer. Demek ki iki temel düzeyde büyüme hormonu salgılanıyor. Bir uyku, iki spor. Bu her ikisinde de genelde yiyecek yemeyiz. Yani kimse uykusundan kalkıp aa dur ben bir şeyler yiyeyim demiyor. Eğer ki hani bu anlamda ciddi problemleri yoksa. Bu anlamda ben eğer çocuğumun büyüme gelişmesini istiyorsam güneş odaklı, saat odaklı onu beslemem lazım. Yani aslanlar gibi, prensesler gibi kahvaltısını yapacak. Öğlen yemeğini sağlıklı yiyecek. Akşam öğününden sonra
herhangi bir tıbbi hastalığı yoksa, hipoglisemi gibi, şeker düşüklüğü gibi durumlar olmuyorsa çocuklarda, mümkün mertebe özellikle güneş battıktan sonra ve akşam yemeğinden sonra evlatlarınıza yemek yedirmeyin. Bu zamana kadar işte sizlere yedirin yedirin, çocuk o yiyecek, çocuk o yiyecek tarzındaki bakış açıları da doğru değil. Bir kere çocuğun iradesine saygısızlık yapıyoruz. Çocuk o an yemek istemiyor. Anne peşinde kaşıkla koşturuyor, ye diye ye diye. Ya da büyüme hormonu salgılanacak. Uyuması lazım, uykuya gitmesi lazım. Uykuya gidene kadar hala maalesef ki yeme içme peşindeyiz. Bir ikincisi, diğer bir konu tabii ki de bugün birçok kez ondan bahsedeceğimiz bir konu, insülin konusu. Şimdi biz ağzımıza herhangi bir gıda aldığımız zaman ve özellikle de bu gıda karbonhidrat ağırlıklı bir gıdaysa ve bu otomatikman insülin salgılanması yapacak. Çünkü insülin neydi? Kandaki glikozu, şekeri hücrelere sokmaya çalışan bir hormon. Ve burada sık sık çocuklara atıştırma vermenin, özellikle gece yemeleriyle araya bağlayacağım bu olayı. Şimdi ben akşam yemeğinden sonra çocuğa bir de gofret bisküvi getirdim, meyve tabakları getirdim. Besinin çok bir önemi yok. Şekerli bir besin olduğunu düşünelim. Tekrardan insülin salgılanmasına sebebiyet verecek. Ve aynı zamanda insülin salgılanmasından sonra ortalama 1 saat sonra veya 45 dakika sonra veya 1,5 saat sonra, çok önemli değil, leptin ismini verdiğimiz bir hormon salgılanır. Leptin hormonu piyasaya çıktığı zaman insüline abilik yapar. Ben çıktım piyasaya, sen sakinleş, sen miktarını azalt der. Leptinin ortaya çıkmasıyla birlikte gerek çocuklarda gerek şu an yayını yapan bizlerde doyma hissi olur ve kişi kendini iyi hisseder, enerjik hisseder. Ama ben sürekli çocuğa atıştırma verirsem, sürekli bir kişiye tekrar ye, tekrar ye, hadi ara öğün vaktin geldi, hadi ana öğün vaktin geldi, sürekli bunların peşinde koşturursam, bir süre sonra o çocukta sürekli insülin dalgalanmaları meydana gelmeye başlar ve leptin direnci oluşmaya başlar. Bir kişide leptin direnci oluşursa, şu an günümüzde Amerika'da da olduğu gibi, Türkiye'de de olduğu gibi, obez bireylerin sayısı artmaya başlar. Obez bireylerde yaşadığımız en büyük problem nedir? Doyduklarını hissetmezler. Yerler ama doyduklarını hissetmezler. Çünkü çoğunda leptin direnci olmuş durumdadır. Hele ki günümüz dünyasında çocuklar bu kadar çok hazır gıdalar, bu kadar çok fast food gıdalarla yüz yüzeyken, içeceyken, çocukların özellikle sürekli bir ara öğün, sürekli bir ana öğün takibi yapmak, büyüme gelişme hormonu kamçı vurmaktır, onu engellemektir. Aynı zamanda ileri yaşlarda insülin direnci, leptin direnci ve anlamı konulmayan bir sürü hastalıklara da zemin oluşturur. O yüzden benim naçizane tavsiyem, tabii ki büyüme gelişme çağındaki çocuklarda çok dediğin gibi su oruçları falan önermiyoruz, ama mümkün mertebe güneş odaklı beslenecek. Yani kahvaltı sağlam olacak, öğlen yemeği sağlam olacak, akşam yemeği güzel olacak, doyurucu olacak. Rafine karbonhidratlardan, işlenmiş şekerli gıdalardan uzak ve akşamdan sonra olay mümkün mertebe kapanacak. Büyüme hormonu salgılanma saatlerinde, yani uyku saatlerine doğru ben 3-4 saat öncesine geri çekersem yeme içme olayını, o çocuğa en büyük kazancı yapmış olurum. Maalesef ki eskisi gibi sürekli yedir, sürekli yedir, çocuktur yemesi lazım, bunlar çok doğru ve bilimsel bilgiler değil. Araştıran da bunları zaten bulabiliyor. Teşekkür ederim. Peki bir şey eklemek istiyorum izin olursa. Bu ara öğünler olayı var ya, bir de şöyle bir şey de var. Mesela çocuğa sürekli her tabandakileri bitirmek zorundasın. Daha doymamışsındır fikrini aşılamak. Bu şeye benziyor. Kendi kendine güvenmeme hissi. Hani ben bilmiyormuşum. Benim annem biliyor doyup doymadığımı. Babam biliyor. Babaannem biliyormuş. O yüzden psikolojik olarak da ne kadar yerse yesin doygunluk hissetmiyor. Çünkü o şey sinyali kestik biz ona, sürekli doymadı, bunu da ye, şunu da ye, buna da ihtiyacım var sürekli. Sabah kahvaltı, okula git, kantinde bilmem ne ye, sonra bilmem ne arası, sonra yemek arası. Ay okuldan geldi, börek yap, çörek yap. Bir de akşam yemeği, akşamdan sonra meyve festivaline gidiliyor. Ondan sonra tatlı geliyor gibi gibi, böyle ne bileyim 7-8 öğüne çıkıyor. O yüzden müdahil olmamak, çocuk aç değilim diyorsa zorlamamak. Çünkü ölmeyecek. Bir öğün yemez ise ölmeyecektir. Acıktığı zaman zaten gelecek ve ifade edecek kendi açım diye. Diğer şey de ateşi olan bir çocuk, hasta olan bir çocuk, midesi bulanan bir çocuk, karnı ağrıyan bir çocuk. Yine lütfen zorla o çocuğa bir besin vermeyin. Hiçbir gıda o anki hasta çocuğa iyi gelmeyecek. Ateşle yanar bir çocuğa sürekli zorla da yemek vermek çok da doğru bir karar değil. Yanlış mıyım? Yok, çok doğru. Ağzınıza sağlık. Bir ikincisi, çocuklarımızın üzerine sürekli bu konuda hakimiyet kurmak.
O çocuğun yarın öbür gün liderlik vasfını, patronluk vasfını, özellikle örnek gösterme vasfını da engelliyoruz. O çocuk dershaneye de gitse, üniversite sınavına da hazırlansa, sürekli harekete geçmek için emir bekleyen, birinden dedektif bekleyen biri haline gelmiş oluyor maalesef ki. Bu bizim için sıkıntı bir nokta. Çocuğun iradesine saygı duymak çok önemli. Hatta biz beslenme uzmanların 0-7 yaş grubunda, 0-10 yaş grubuna kadar hatta kapların daha küçük, daha onun boyutuna uygun olmasın. Yani yetişkinin yediği tabakla, yemek tabağıyla çocuğun tabağının bile ayrı olmasını önemsiyoruz ki o da kendine göre de orada ayarlamalarını yapsın. Peki, teşekkür ederim. Diğer soru da şuydu. Çöp gıdalar ağırlıkla beslenen çocuklarda yahut ergenlerde, beyinde ve hormonal dengede nasıl zararlar oluşabiliyor? Çok, hem de çok. Şimdi öncelikle şu çöp gıdaları ufak bir açmak istiyorum. Bizim bugün bu yayında çöp gıda olarak tanımladıklarımız içerisinde bol bol şeker bulunan, rafine karbonhidrat bulunan, koruyucu katkı maddesi, renklendirici, E kodları, E621, E951 gibi bol bol işlenmiş gıdalardan bahsediyoruz. Ve bunlara yayın içinde de çok güzel örnekler vereceğim. Önce hemen soruyu yanıtlamak isterim. Bu çöp gıdalar maalesef ki bizim başta insülin, leptin, az önce bahsettiğim hormonlar başta olmak üzere birçok beyin hasarına, birçok duygu durum değişikliklerine kadar bizleri maalesef etkiliyor. Çok ufak bir örnek vermek istiyorum. Şimdi ben sürekli işte hazır gıdalarını, fast foodlarını, burgerlarını, kolalarını, tostlarını sürekli böyle bir rafine karbonhidrat tüketen bir kız çocuğu ya da erkek çocuğu olsam ve büyüme gelişme çağındayım. Ve sürekli bu ne yapacak? İnsülin onunla baş etmek için sürekli insülin seviyesi yukarılara doğru çıkmak zorunda kalacak. Ve insülinin bu kadar azgın ve bu kadar sürekli salgılanması başta pankreası yorar. Ayrıca aromataz ismini verdiğimiz bir hormon vardır. Bu aromataz hormonunun görevi şudur. Erkek bireysem erkeğe özgü özellikleri ortaya çıkartmam gerekiyor. Kadın bireysem kadınlara özgü özellikleri ortaya çıkartmam gerekiyor. Maalesef ki bu insülin fazlalığı öyle bir harabiyet yaratıyor ki aromataz hormonunun çalışma düzenini bozuyor. Bu sefer ne oluyor? Kız çocuklarında, ergenliğe doğru gelmiş kız çocuklarında erkek tipi kıllanma, kollarda, bacaklarda kıl düzeyinde, yani tüyü geçip de kıl düzeyine varma, ensede kararma, koltuk altlarında ciddi kararmalar, hatta cilt çatlakları, sanki böyle otoban gibi cilt çatlakları oluşmaya başlar. Bunlar maalesef ki insülin direnci belirtileridir. Tabii ki yeme içme davranışı olarak da belirtileri var. Çok çok sık sık acıkma, tahammülsüzlük, sürekli bir sinirlilik hali, daha çabuk, daha aceleci olma hali. Onları gene anlatacağız. Erkek çocuklarına ne yapıyor? Sesin incelmesi, işte kadın tipi saç dökülmesi ya da jinekomasti dediğimiz göğüs büyümesi, bir kız çocuğu göğsü gibi büyümesi. Yine kız çocuklarımıza dönersek de erken ergenliğe girme, regl dönemlerinde bozukluklar, göğüslerinde yine meme bölgelerinde sıkıntıların olması, birbiriyle orantılı olmaması, iç yağlanmadan kaynaklanıyor. Maalesef ki bu bize bedenen yaptığı etkiler. Bir de tabii ki beynen yaptığı etkiler var. Bugün belki de o yaş grubuna, o hastalıklara uzun bir yaş grubundan konuşuyoruz ama Alzheimer mesela toplumda genelde ne deniyor? Ya yaş ilerledi, normal. Normal değil aslında. Alzheimer artık bugün bizim bakış açımızla tip 3 diyabettir. Yani şekerin beyni bloke etmesidir. Şekerin beyin hücrelerine kadar yerleşmesidir. Bu ileride bu çocuklar 70'i 80'ini beklemeden 18'lerinde, 20'lerinde üniversite sınavına hazırlanırken zorlanmaya başlayacaklar. İki kelime, iki sayfa kitap okuyup da hatırlamıyorum. Ben ne okuduğumu hatırlamıyorum. Çoğu gence sorun, dün ne yediğini bile hatırlamıyor. İşte bu çocuklarda maalesef ki beyinlerde, hormonlarda dengesizlik yarattığı için bu hale geliyorlar. Bunlar çok ufak çöp gıdalarla alakalı çok ufak bir örnek vermek istiyorum. Yayına da özellikle sakladım. Şimdi bir elimde ceviz var, bir elimde de Türkiye'de özellikle Amerika'da da öyledir. Çoğu insanın tükettiği hazır kahveler var. Markayı da kapattım ne olur ne olmaz diye. Şimdi bu ceviz olana kadar topraktan suyunu alıyor, sevgi alıyor, bir magnezyumu topluyor, D vitaminini topluyor, liflerini topluyor, güneş görüyor ve işlenmemiş bir gıda. Ben bunu bir kırıcı yardımıyla kıracağım ve tüketeceğim. Hem de dişlerime görevini yaptırmış olacağım. Oysa bu
insan ürünü 2 saat 3 saat içerisinde fabrikasyon ortamlarında arka planda endüstrinin kazanması için oluşturulmuş bir üründür. Yani bunun bize herhangi bir faydası olmamakla birlikte nasıl zararlar veriyor? Birlikte beraber okuyalım. Direkt içerik kısmını, hatta elinin altında şu an olanlar varsa benle birlikte okuyabilirler. Ben normalde bu ürünü eve bile sokmam da bugün yayınımız var, bir örnek olsun diye şey yapmak istedim. Bu hazır kahvelerden ikisi bir arada. Özellikle ikisi bir aradayı seçtim ki insanlarımız şey diyebiliyor ama ben şekerlisini zaten içmiyorum. İkisi bir arada da ne olacak ki? Bakalım neler olacakmış. Gerçekten ikisi bir arada mı? İzninizle okuyorum. %82 kahve beyazlatıcı. İçindeki oranın %82'si kahve beyazlatıcısı. Bir matematikte bir şey vardır. %100'ün içerisinde hangisinin oranı daha fazlaysa biz onunla adlandırmak zorundayız. Yani bu %82 kahve beyazlatıcısı varsa ben buna kahve diyemem. Bu şekerli kahve beyazlatıcısıdır. Kahve demek yanlış olur. Mesela ceviz. Biz cevize neden yağlı tohum diyoruz? Çünkü proteinine ve karbonhidratına göre yağı daha fazla olduğu için yağlı tohum diyoruz. Gerçek etiket okuma budur. %82 kahve beyazlatıcısı olan, kimyasal olan bir şeye sen nasıl kahve ismini koyuyorsun? Devam ediyorum. Glikoz şurubu. Olmazsa olmaz. Şurup olmazsa olmaz. Bakın, ben şu cevizden yerken de glikoz alabilirim vücuduma. Alıyorum da. Glikoz benim doğal glikozdur. Bundaki glikoz şurubu kimya ortamında, kimyasal ortamda oluşturulmuş yapay bir glikoz şurubudur. Bunun kadar vücudumuza zarar veren bir şey yok. Devam ediyorum. Tam hidrolize bitkisel yağ. Evet, bu çok havalı bir isim. Ben bunu çok genelde eleştiriyorum. Tam hidrolize bitkisel yağ demek margarin demek. Onu da getirdim, onu da açıklayacağım. Yine şeyleri kapattım markalarını. Artık insanların gözü margarine karşı, trans yağa karşı açılmaya başladığı için endüstri bunlara daha nazik, daha naif isim bulmaya çalışıyor. Tam hidrolize bitkisel yağ demek margarin demektir. Direkt açık açık söylüyorum. Palm ve çekirdek yağları, asitlik düzenleyiciler, difosfat, sodyum, karbonat vesaire ve çok daha dikkat etmek istediğim bir nokta var. Topaklanmayı önleyici madde. Topaklanmayı önleyici ne demek biliyor musunuz? Benim estetik kaygılarla yüzüme yaptıracağım botoks olsun, farklı bir şey olsun, plastik cerrahi olsun. Orada aşılanan plastik topaklanmayı önleyici maddedir. Yani ben bu paketi tüketerek aynı zamanda vücuduma topaklanmayı önleyici madde yani plastik de almış oluyorum. Bunu tabii ki plastik olarak yazmazlar, topaklanmayı önleyici madde olarak yazarlar. Emilgatör, çoğu kişi baktığı zaman bile bu ne demek ya dediği bir ürün. Emilgatör, bu kıvam verme, pakette raf ömrünü uzatma anlamında ve şey hani birbirinin içine karışım olabilsin, homojen gözükebilsin diye kullanılan bir katkı maddesi ve bunun üzerine özellikle İngiltere ve Japonya olmak üzere çok ciddi araştırmalar yapılıyor. Çocuklara ne kadar zarar verebileceğiyle alakalı hem hormonal dengelere hem açlık tokluk mekanizmalarına. Bugün mesela İngiltere'de çöp gıdalar, bu kantindeki bisküviler, kurabiyeler, çikolatalar bunlar yasaklanmış durumda. İngiltere'deki danışanlarım selam olsun bana bol bol bilgi veriyorlar bu konuda. Dilerim ülkemize de nasip olur. Yine sükroz, sonu ozla bitenler şekerdir. Glikoz şurubu yetmedi, bir de sükroz geldi. Tuz, aroma vericiler. Aroma vericilerin de detayını açmamış. Çünkü aroma verici deyip olayı biliyor. Hangi aroma verici? Ne kullandın? Bize etkisi nedir? Bilemiyoruz. Ve en sondaki şeyi okuyorum. Buğday içerebilir, çözünebilir kahve oranı %15,9. Hadi 0,1 de benden olsun, 16 olsun. İçinde sadece %16 kahve var. Şimdi sormak istiyorum. Güzel bir Türk kahvesi içmek varken, güzel bir filtre içmek varken, şekersiz, aromasız, sütsüz, katkı maddesiz kahve içmek varken ikisi bir arada diye içinde şeker yok diye ben neden bunu içeyim? İşte çöp gıda budur. İşte insan eliyle oluşturulmuş çöp gıda ve insan vücuduna zarar veren gıda budur. Bunlardan mümkün mertebe uzak duracağız. Peki, margarine de bakalım mı? Tabii ki bakalım. Onu da anlatayım. Şimdi bu da gene geçen yayında da biraz bahsetmiştim ben bundan. Gene markasını kapattım. Burada farklı bir olaya bağlamak istiyorum. Şimdi margarin nedir? Margarinin kökeni neyden gelir? Şimdi aslında olay şuradan başlıyor. Bizim yağları biz iki gruba ayırıyoruz temelde. Doymuş yağlar ve doymamış yağlar şeklinde. Doymamış yağları da yine iki gruba ayırıyoruz. Çoklu doymamış yağlar,
Tekli doymamış yağlar. Tekli doymamış yağlar dediğim zaman aklıma omega 9 gelmesi lazım. Bizim için çok faydalıdır. Çoklu doymamış yağlar dediğimiz zaman da hepimizin isimlerine çok aşina olduğu omega 3 ve omega 6 gelmesi lazım. Doymuş yağ grubu da genelde yıllarca yıllarca bizim insanlarımızı korkuttukları tereyağı yeme, kuyruk yağı yeme diye korkuttukları aslında bizler için şifalı olan yağlardır. Ama maalesef ki endüstri tereyağını överse, kuyruk yağını överse biz kendi tarımcımıza şifa vereceğiz. Tarımcımıza, hayvancımıza önem vereceğiz ve onları destekleyeceğiz. Onların desteklenmesini istemediği için uzun yıllar boyunca tereyağı da, kuyruk yağı da, iç yağı da kötülendi. Oysa ki asıl kötü olan işte bu az önce az sonra anlatacağım ürünlerdir. Neden kötü olduğunu da anlatacağım. Şimdi margarin nedir? Nasıl yapılır temelde? Margarin ucuz yağ gruplarından. Örnek veriyorum palm yağı ya da mısır yağı ya da kanola yağı gibi. Bu tarz ucuz yağ kaynaklarını ve üretimi çok olan, kolay ulaşılabilir olan ucuz yağ kaynaklarını ve doymamış yağları alırlar. Hidrojenle doyururlar. Hidrojen atomlarıyla doyururlar. Yani ben bir yağın kimyasını değiştirirsem ve onu doymamışken doymuş haline getirirsem ya da yarı doymuş hale getirirsem işte bunun ismi margarin oluyor. Artık size margarin ne demezler etiketlerde. Ta az önce okuduğumuz gibi tam hidrolize bitkisel yağ. Daha böyle naif, daha çekici, bitkisel lafını da araya koyayım. Neden bitkisel diyebiliyor? Çünkü palm yağından, kanola yağından yaptığı için bitkisel diyebiliyor. Oysa bunun bitkisellik bir hali artık yok maalesef. 1980'lerde bu ürünler ortaya çıktığı zaman gerek medyada gerek reklamlarda kalp dostu, tereyağına eşdeğer, işte tereyağından daha zararsız. Hatta bazı firmalarında ben gazete broşürlerini paylaşırım. İşte A, D vitamini eklemeli gibi gibi şeyler ekleniyor. A, D vitamini bu içine hak getire ne olsun? İçine koysan bile içinde duramaz okside olur. Çünkü kimya deposu bu. Bu tarz reklamları yapıldı. İnsanlarımız bunları bol bol alıp kullandı. Yıl 2020'lere yaklaştığımız zaman da ne kadar zararlı olduğunu hepimiz konuşuyoruz. Bakın içerik tablosunu okumak istiyorum. Neden tam hidrolize bitkisel yağ deniyor? Çünkü içerisindeki yağlar kanola yağı, ayçiçek yağı, pamuk yağı, palm yağı. Bunlar hepsi ciddi anlamda yüksek derecede ısıya maruz bırakılır fabrikasyon işlemlerinde. Ve yüksek derecede ısı yapıldığı için de trans yağ moduna geçme özellikleri çok yüksek. Bir ikincisi bunlar fabrikasyon işlemleri, rafinasyon işlemleri de çok fazla olduğu için bunlar zararlı omega 6 kaynaklarına dönüşürler. Omega 6'nın azı bizim için kârdır, fazlası zarardır. Çünkü inflamasyon yapıcıdır. Peki ben buradan olayı nereye bağlamak istiyorum? Buradan olayı nereye bağlamak istiyorum? Şimdi bizim şeylerde etiketini okuduğumuz zaman şurada etiket tablosu vardır. İçerisinde ne kadar var, ne kadar yok tarzında. Etiketini okuduğumuz zaman ki önce şu yüzü de göstereyim. Bakın burada trans yağ yoktur ibaresi vardır. Trans yağ içer diye. Bakın 100 gramında 100 gram içerisinde trans yağ miktarı ne kadar biliyor musunuz? Şimdi tekrardan buluyorum. 0,6 gram trans yağ var içerisinde aslında. Oysa hani etiketinde trans yağ yoktur diyordu. Çünkü Türk Gıda Kodeksinin bazı şeylerinden zayıflıklarından yararlanmışlar. Bunu çok güzel kullanıyorlar. Türk Gıda Kodeksi diyor ki, belki Amerika'da da öyledir ya da değildir. Onu sen bize anlatırsın. Türk Gıda Kodeksi bize diyor ki, eğer bir üründe sen kötü bir maddeyi 100 gramında 1 gramdan daha az koyarsan yok yazabilirsin. Onlar da güvenerek yok yazıyor. Bakın trans yağ yoktur ibaresi. Oysa ki 100 gramında 0,6 gram trans yağ var. Ve bu margarin 250 gram. Yani 0,6 çarpı 2,5 yapmam lazım. O da ne oluyor? Ortalama olarak 1,5 gram, 1,5 gram ben bu margarini yediğim zaman 1,5 gram trans yağ almak istiyorum. Almış oluyorum. Ben bugün 1,5 gram balık yağı insanlara veremiyorum. Bana kilo aldırır mı, bana zarar verir mi ya da kilo aldırmayayım diye. Ama bu margarinle beraber 1,5 gram trans yağ da yemiş oluyoruz. O yüzden etiket okumak bizim için olmazsa olmaz. Peki etiket okuma ile ilgili herhangi bir videon, herhangi bir paylaşımın var mı? Etiket okumayla alakalı Reels videolarımda en aşağılara doğru var. Daha öğrencilik yıllarında etiket nasıl okunur, nelere dikkat etmeliyiz tarzında Reels videolarında ya da daha uzun videolardan aşağı inildiği zaman videolarım var. Ama bu konuyu tabii ki aşağıdaki videolarla sınırlı bırakmayacağım. Devamını çekeceğim. Tamam, süper. Çünkü benim bir tane var, ilgilenen varsa YouTube'da ketonizm sayfamda etiket nasıl okunur diye bakarsanız yaklaşık bir saatlik, hani etiketin E'sini bile bilmiyorum, nereye bakacağımı bilmiyorum derseniz, hani
Tamam, ketojenik beslenme danışmanıyım ama keto çevresi dönmüyor tamamen. Sadece etiket nasıl okunur? A'dan Z'ye öğrenmek isterseniz YouTube ketonizm sayfamdaki o videoyu izleyebilirsiniz. Bir sürü örneklerle, paketlerle, kaşıklarla, ölçülerle falan gösterdiğim bir bilgilendirici bir video diyelim. Biraz önce hormonlardan bahsederken, hatta ona geçmeden biraz önce bir yorum geçti. İşte omega 6'yı biz zararlı diyebiliyoruz diyerekten. Oradaki olay omega 3 ve omega 6'nın arasındaki dengedir. Yani birebir oranındaysa sorun yok. Ama çok aşırı derece omega 6 çok yüksek ama omega 3 çok düşükse oradaki dengesizlik de tehlikeli olan. Yani bir bilgi alındığında yüksek ya da düşükten ziyade azdan çoktan ziyade bazı şeylerin oranlarına bakmak gerekir. Bu da onlardan bir tanesi. Biraz önce hormonlardan bahsederken şunu da eklemek istiyorum. Kızımın kuzenim 8 yaşında adet gördüm. 8 yaşında. Ben 13 yaşında adet gördüm. 13 nerede? 8 nerede? Olay nedir? Fiziksel olarak şeyini açıklamaya çalışayım. 8 yaşındaki bir çocuk 90 kiloda. Boyu da çok uzun değil. Çünkü o kadar kilo alıp çok yani çok boy atamayabilir o çocuk ama hani boyu bile uzun olsa o kiloda olan bir çocuğun vücuduna verdiği sinyal nedir? Bu kadar yüksek bir yağ oranı varsa, bu kadar yüksek bir kilo varsa demek ki zamanı gelmiştir. Yani 8 yaşındaki bir çocuk neden çantasına pet taşısın? Kesinlikle Hala öyle. bir elinde oyuncak var. Çok üzücü bir durum. Hiçbir şey söylenmez bu konuda. Çok üzücü bir durum. Şimdi bunun temeli aslında biyokimyasal olarak şuna dayanıyor. Çöp gıdaların çok tüketilmesi, gene insülin olayı ve vücudumuzda insüline karşı direnç oluşturabilen hücreler var. Kemikler, kaslar, karaciğer gibi gibi bu tarz organlar insüline karşı direnç oluşturabilir. Aslında insülin direnci vücudumuzun kendini koruma mekanizmalarından bir tanesidir. İnsülin çok fazla geliyorsun ve beni yıpratıyorsun. Ben sana karşı koruma kalkanı oluşturuyorum, direnç oluşturuyorum anlamına geliyor. Ama maalesef ki bazı organlarımız ve bazı durumlar da var ki bunlar insülin direnci oluşturamıyor. Kim bunlar? Bir, sinirler. İki, göz. Üç, cinsel organlar. Bununla işte bunlar insüline karşı, şekere karşı daha fazla zayıf noktadalar. İşte bu kadar şekerli beslenme, bu kadar çöp gıdalardan beslenme bir. Cinsel organlara vurduğu zaman erken adet görme ya da kısırlık ya da regl dönemlerinde bozukluklar gibi gibi şeylere sebebiyet verebiliyor. Ve bizim vücudumuzun Fahime Hanım şeker deposu, biz bunlara glikojen deposu deriz. Şeker deposu çok kısıtlıdır. Yani biz maksimum 300 gram, 400 gram kadar glikojen deposu deriz biz bunlara. 300 gram, 400 gram kadar şeker depolayabiliyoruz. Bunların ismi glikojen deposudur. Bu depolar dolduktan sonra ve hala kişi hayat tarzını değiştirmiyorsa, hala çöp gıdalar, hala rafine karbonhidratlar, hala karbonhidrattan zengin beslenme ve insülinin uyarılması gibi şeyler de olmaya devam ediyorsa, vücut artık diyor ki benim şeker depolarım da doldu. Ben artık bu olaya bir şey yapamam. Benim bunları yağa çevirmem lazım. Çünkü benim vücudumun en çok yağ depolama özelliği var. Ve yağın açılımına baktığınız zaman gliserol artı 3 yağ asidi. Oradaki gliserol nedir? Büyük molekül şekerdir. Yine olay şekere geliyor. Vücut yağlanma yaparak şekeri küçük küçük paketler halinde şey yapmaya başlıyor, paketlemeye başlıyor. Ve her türlü hastalık da bu yağlanma artışıyla başlar. Çünkü şeker aynı zamanda laktik asitten fosforik asite kadar vücuda bir sürü asit yükü getirir. Ve her türlü hastalığın kökeni de asit oluşmasından başlar. Vücudu 3 yıl dayanır, 5 yıl dayanır, 20 yıl dayanır. Bunu bilemez ama en sonunda ya diyabet, ya insülin direnci, ya kanser, ya böbrek hasarı olacaktır. Yani vücut bir noktada pes etmeye başlar. İşte bu noktada insülin direnci oluşturamayan hücrelerin ve organların zayıf noktasını şeker çok iyi biliyor. Kimdi bunlar? Göz, cinsel organlar ve sinirler. İşte maalesef ki evladımızın kuzeninde de oluşan durum cinsel organlara vurmuş hali. Evet, bir de insülin direnci olduğu zaman tamam insülini direnç gösterdik hani koruma amaçlı vücut zeki olduğu için illa bir yerde artık dur demesi gerekiyor. İnsülin direncin oluşturana kadar arada 8-9 sene 10 sene geçebilir ama o sırada direnç oluşturduktan sonra direnç gösterdiğin şey tam sadece insülin değil ki. Yani yemeğe hayır diyorsun, o enerjiye hayır diyorsun. Yani hücre içerisinde hiçbir şey almamaya karar veriyorsun. Ve bu kararı verirken sadece şekeri kesmiyorsun ki proteini de kesiyorsun, enzimleri kesiyorsun, vitaminleri kesiyorsun. Her şeyden yoksun besleniyorsun. Farkında değilsin ve
Vücut güçsüzleşiyor. Güç düşünce, açlık artınca, sinir krizi geçirmeye başlayınca ister istemez en yakındaki her neyse onu tüketmek tüketiyor. Yine o enerji gelmiyor çünkü kapalı, almıyoruz o enerjiyi. Buradan inmesi enerjiyi değerlendirebildiğimiz anlamına gelmiyor. Enerji değerlendirilmediği için tekrar bir öğün almak zorunda. Yine onu değerlendiremediği için sürekli aç, sürekli enerjisi düşük, sürekli yemek yiyen bir insana, çocuğa ya da ergene dönüşüyoruz. Bu da ister istemez pek çok şeye etki yapabiliyor. Peki bu konuda eklemek istediğin başka bir şey var mı? Bir sonraki soruya geçeyim mi? Şöyle çok ufak anlatayım. Biz yemek yedikçe ve glikoz kan şekerimiz yükseldi ki o glikoz kanda şu şekilde dolaşmaya başlar ve seviyesi yükselir ya da alçalır. Genelde yükselir. İnsülin direnci olan bireylerde bu glikozun şu kalemi kan gibi düşünelim. Bu glikozun gelip hücreye girmesi lazım. Ama bu hücre insülin direnci oluşturursa o glikozu içeri almamaya çalışır. Bu sefer kandaki şeker çoğalmaya başlar. Bu şekilde birken iki olur, ikiyken üç olur ve çoğalmaya başlar. Ama hücre glikoz elde edemedi. Aç. Hücre açım, açım, açım sinyali veriyor. Ama dışarıdan şeker kanda dolaşmaya ve yükselmeye devam ediyor. İşte temel ve temel bozukluk burada oluşmaya başlıyor. Çok rahmetli ve çok saygı duyduğum bir hocamız var. Aydin Salih Hoca. Ve kendisi der ki, kitabında da yazıyor burada. 9-10 yaşına kadar özellikle 0-10 yaş grubunda çöp gıdalarla beslenmiş çocuklar ileride mutlaka apandisle alakalı sıkıntı yaşarlar. Ya apandis patlar, ya farklı sıkıntılar olur, ya gaz problemi olur. Mutlaka işin ucu apandise dayanır. Gerçekten de ben de bunu özellikle 0-18 yaş grubu danışanlarımda ciddi anlamda beslenme bozukluğu varsa ya bir apandis ya da bir tiroid fonksiyonu bozukluğu erkenden maalesef ki onları bulabiliyor. Şimdi yeni soruyu alabilirim. Tamam. Biraz önce büyüme hormonu ile ilgili bir yorum geçti. Büyüme hormonları açıklar mısınız dediler. Siz dediniz ki işte spor yaptığı zaman yemek yemediği sürece büyüme hormonları çocuklar üretir. Diğeri de siz biraz açıklayın. Ben bir de nefesi eklemek istiyorum buna. Tabii ki, tabii ki. Büyüme hormonu temel olarak iki koşulda salgılanır. Bir uykuda, iki sporda, egzersizde, yürüyüşte. Şimdi geneli düşünürsek bu organizasyonlarda uyku ve sporda yemek yiyor muyuz? Yemiyoruz. Demek ki büyüme hormonu yemeksizlikle, dinlenmiş vücutla beraber çalışır. Ben sürekli insülini coşturursam, sürekli yemek yersem vücut insülin ve şeker dengesiyle boğuşmak zorunda kalacağı için büyüme hormonu salgılamaya vakti olmaz. Buna vermeyiz. Bu anlamda özellikle akşam yemeklerinden sonra gerek yetişkinler için gerek 0-18 yaş grubu çocuklarımız için gereksiz ve keyfi atıştırmaların olmaması lazım. Eğer ki yemek verecekseniz krallar gibi, prensesler gibi gündüz güneşin olduğu saatlerde ara öğününü verin, ana yemeğini verin ama akşam yemeği yedikten sonra lütfen çocuklarınıza özellikle insülin dalgalandırması yapacak UHT sütler, bol bol pilavlar, makarnalar, ekmekler, çikolatalar, gofretler vermemeye çalışın. Verecekseniz bile hani çocuk istiyorsa bile siz de ona örnek olarak, rol model olarak fındık, ceviz, badem, ev yapımı yoğurt, sebze bu tarz şeylerden verebilirsiniz. Büyüme hormonu yemek tıka basa mide dolu oldukça büyüme hormonu salgılanmaz, azalır, az salgılanır. Mümkün mertebede çocuğun yatağa girmesiyle yeme olayının bitmesi arasına en az 3 saat girmesi gerekiyor. En az pratik olarak 3 saat. Bunu 4 saatte yapabilirsiniz, 4,5 saatte yapabilirsiniz. Bir de tabii ki oruçlar da büyüme hormonu salgılatır. Yani yemek yemediğimiz saatlerin hepsini toplayacak olursak 2 saat, 3 saat, 4 saat, 5 saat her neyse öğün arasındaki o boşluk orada da büyüme hormonları salgılanır. Bir de bir şey daha var. Doğru nefes almak, doğru nefes vermek de büyüme hormonları salgılatır. Yani şöyle nefes alırken ağzımızın içi ıslak ise bunu hissediyorsanız tükürük sayısının arttığını doğru nefes alıyorsunuz. Ama nefes alırken ağız açık, verirken ağız açık, o zaman yanlış nefes alıyoruz. Yanlış nefes aldığımız sürece ağzımızın içi ne kadar kuru ise o kadar az büyüme hormonu salgılatıyoruz. O yüzden eğer çene kaslarıyla ilgili, işte bademciklerle ilgili herhangi bir sorun yaşayan çocuğumuz varsa ağzı açık uyuyacaktır elbette. Ama onun tedavisini ertelemeden olabildiğince çabuk halledip, çünkü onun ağzının kapalı olması lazım. Diş yapısını bozar o. Ağzına nefes almak diş yapısını da bozuyor çünkü. Kesinlikle. Yani ağız sağlığına çok zararlı. Bir de açlık, atıştırma, hani bu sürekli yemek yeme olayı tabii ki şekere ve insülin gibi şeylere bağlı ama aynı zamanda nefese de bağlı. Çünkü burundan nefes alındığı zaman tokluk hissini veren bir şey var burada. Burundan geçen hava onu hissediyor. Doğru nefes alan insan sık sık acıkmıyor. Bu da Kesinlikle öyle. müthiş bir şey.
Bu güzel konuya ufak bir ilave yapmak istiyorum. Şimdi bizim yemeklerimizi parçalayan, bütün bu güzel işlemleri gören demir ve oksijen var mesela. Bir kere demir ve oksijen birbirlerine bağlı çalışırlar. Birbirlerine bağlanarak çalışırlar ve hareket ederler. Özellikle ferritin mesela demir deposu. Şimdi benim demir eksikliğim varsa bu aynı zamanda nefes eksikliği de demek. Ben yanlış nefes alıyorum demek. Ben yeteri kadar oksijen taşıyamıyorum demek. Demire oksijen bağlanarak birlikte taşınırlar ve oksijen aynı zamanda hayati önem taşır, besinlerin parçalanmasına yardımcı olur gibi gibi. Ben eğer burundan nefes almak yerine ağızdan nefes alırsam maalesef ki bir oksijen kaybı yaşamış olurum, iki demir verimsiz çalışır. Ve bugün mitokondrilerimiz yani enerji santrallerimiz kendimizi iyi hissetmemiz, enerjik hissetmemizle alakalı en büyük santraller olan mitokondrilerin çalışması için en temel mineral demir mineralidir. Hatta bir slogan vardır. Anemik olmaz, dinamik ol diye. Anemik demir eksikliği demektir. Ve Türkiye'de maalesef ki özellikle kadın bireylerimiz, hani %80'ini kadınlar oluşturmak üzere söyleyeyim. Kadın bireylerimizde ciddi anlamda demir eksikliği var. Bu kız çocuklarımızı da kapsıyor. Diğer sorumuza geçebiliriz. Tamam, o zaman. Peki kan beyin bariyerlerinin geçirebilen gıdalar gençleri nasıl etkiliyor? Yani beyin bariyerlerinden biraz bahsederse bu beslenme şekli, işte çöp gıdalar gençleri nasıl etkiliyor? Bununla ilgili başlıklar vardı işte gluten, nikotin, kazein. Tabii ki, tabii ki. Zaten söyledik de onları. Çok teşekkür ederim. Şimdi burada gene güzel bir örnekle açılış yapmak istiyorum. Mesela bu ceviz. Ben bu cevizi yediğim zaman omega 3 alırım, C vitamini alırım, A vitamini alırım, magnezyum alırım, çinko alırım. Alırım da alırım. Ya da et salata yemeği yedim. Bunlar kana karıştığı zaman bütün vücudumuzu dolaşırlar. Kan beyin bariyeri diye şu bölgelerde çok özel bir bölge vardır. O bölgeye geldikleri zaman kan beyin bariyeri der ki dur. Sen ceviz de olsan, sen bu kadar sağlıklı şey de barındırsan ben seni içeri almam. Burası ben çok özel bir bölgeyim. Ama maalesef ki kan beyin bariyerini geçebilen ve çöp gıdalar içerisinde bazı maddeler var. Onların da neden bağımlılık yaptığını şimdi hep birlikte öğreneceğiz. Şimdi özellikle genetiği değiştirilmiş ya da içerisinde katkı maddesi ilavesi yapılmış gluten vücuda girdiği zaman glutamin morfinlere dönüşür. Morfin etkisi gösterir. Sigaradaki nikotin, hazır süt ve süt ürünlerindeki kazein ve dördüncü bilgi, bu dinleyen 100 kişi çok şanslı bu bilgiyi edineceği için. Dördüncü bilgi artık kan beyin bariyerini geçtiği ispatlanan bir şey daha var. O da manyetik alanlar. Yani telefonlar, tabletler, bilgisayarlar, elektromanyetik cihazlar bunlar da kan beyin bariyerimizi geçebiliyor ve bizlere zarar verebiliyor. Şimdi şunu hayal etmemizi istiyorum. Ben sorayım siz cevaplayın. Neden sigarayı bırakmak isteyen insanlar bir anda bırakamıyor? Çünkü şöyle bir şey var. Sigarayı ilk defa bir kere aldığım zaman birkaç şeye bağlayacağım. Normal nefes alırken çok derin almıyor olabilirim. Sigarayı ilk çektiğim anda çok derin nefes alıyorum. Yani bu akciğerime çok daha derine gidebiliyor. Oradaki baloncukları daha şişirebiliyor. Ve orada bir rahatlama oluyor. Evet. Sigaranın verdiği şey o. O yüzden bir tiryakiliğe dönüşebiliyor. Onu içince rahatladım. Hayır. Çünkü doğru nefes alarak içine yanlış şey aldın ama nefes alış şeyin doğru olabilir. Gerçi ağızdan aldı ama yine de. Hani sonuçta o gitmesi gereken noktaya ulaştı. Halbuki sigara olmaksızın derin bir nefes alırsa aynı haza ulaşacak. Vücut rahatlayacak. O stresi düşürecek. Zamanla o nikotine alışık. O bir sigaranın verdiği rahatlık artık ona az geliyor. Gelmeye İkiye başladı. çıkartıyor. İki Aynen. az geliyor, üçe çıkartıyor. Aynen öyle. İşte sigaradaki bu nikotin kan beyin bariyerini geçebildiği için sigara tüketen insanlar sigarayı bırakmada çok büyük sıkıntı yaşarlar. İki, sigara içerisinde özellikle polonyum ve uranyum isminde manyetik alanlar vardır. Yani şunu söylemek isterim. Ben sigara içerek radyasyon mu alıyorum? Evet, radyasyon alıyorsun maalesef ki. Bir diğer konu gluten dedik tahıl ürünlerinde özellikle genetiği değiştirmiş tahıllarda var. Bir diğer konu hazır süt ve süt ürünleri. Ben buradan beni takip eden sevgili ailem de bilir. Ben kesinlikle hazır süt özellikle UHT sütler. Çünkü bunlar içerisinde genetiği değiştirilmiş, daha doğrusu hayvanların da kendine bir koruma mekanizması olan bir kazein proteini var. Normalde çayırda çimende hoplayan koyunun, keçinin kazein proteini, kazein tip 2 A'dır. Ama bugün işte fabrikasyon ortamlarında kötü koşullarda inek hasta olmasın, bol bol süt versin diye sürekli doğum yaptırmak, sürekli GDO'lu besinlerle beslemek, bu ineklerin de bir savunma mekanizması olarak kazein tip 1 A
proteini oluşturmaya sebebiyet verdi. Ve kazein tip 1A'da kan beyin bariyerini geçebiliyor. Şöyle insanlar da duymuşuzdur. İşte benim peynirimi kesmeyin, ne yaparsanız yapın. Beni aç bırakın ama peynirimi kesmeyin. Bu tarz insanlar da olabiliyor mesela. Yine peynir tabii ki tüketeceğiz. Şırdanmayalı. Hakiki peynir olduktan sonra tüketeceğiz. Ama bugün marketlerdeki labne peynirler, krem peynirler, sürbitir peynirler, hazır peynirlerin çoğu, bunlar maalesef ki endüstri zarar etmesin diye tarihi yaklaşmış sütlü ve hazır yoğurtları tekrar fabrikaya gönderirler. Sizin önünüze krem peynir diye önünüze sürerler. Bu oyunlara gelmeyelim. Bir ikincisi, hangimiz sıcak fırının önden geçerken o fırın kokusundan etkilenmedik, sıcak ekmek alasımız gelmedi? Çünkü koku yoluyla, derin nefes yoluyla, sinirler yoluyla o gluten kan beyin bariyerimizi geçebildiği için ye ye ye, sıcak ekmek ye, uf sıcak ekmeğin tadına bak. Benim danışanlarım mesela sosyal günlerinde en çok simite şey yaparlar. Simite karşı dayanamazlar. Simit eşittir Türk insanı gibi böyle bir yan yana getirebiliyoruz yani maalesef ki. Şimdi bir tane simitin içerisindeki o gluten molekülü maalesef ki bizler için sıkıntı. Ve gluten 270 tane alt peptitinden oluşuyor. Ve çoğunu aslında sindiremiyoruz. Bu sindirememe olayı şiddetli olursa, hissedersek çölyak olursun. Hissedemezsek de simiti yersin, ufak bir gaz sıkıntısı çekersin, birkaç gün bağırsakların bozulur ya da bozulmaz. Simitten şüphelenmezsin ama A'dan Z'ye, sana da bana da hepimize zarar veriyor. Ve bugün bir tane simit 4 dilim ekmeğe denk geliyor ve bir tane simit içerisinde 70 gram şeker var. 70 gram şeker demek 35 tane küp şeker demek. Ben şimdi burada 35 tane küp şeker versem, yiyin desem ne kadar itici gelir insanlara, ama o simitle beraber onu yemiş oluyoruz. Ve dördüncü grup, burada belki de ilk defa duyacağınız manyetik alanlar, radyasyon. Bunlar da maalesef ki nasıl ki parfümler, deodorantlar, kötü hava ozon deliyorsa, manyetik alanlar da maalesef ve maalesef ki bizim kan beyin bariyerimizi seyreltiyor ve inceltiyor. Yapılan araştırmalarda özellikle Alzheimer'lı bireylerde kan beyin bariyerinin inceldiği de çok yüksek şekilde gözlemlenmiş. Özellikle sürekli manyetik alanlarda çalışanlar, sürekli İşte bankacılık işlemleri olabilir, farklı işlemler olabilir. Bazen böyle beyninizin durduğunu gibi hissedebilirsiniz mesela. Maalesef ki bu tarz bu kadar çok manyetik alanların birikmesi de bizlere sıkıntı yaratıyor. Burada hiçbirimiz bu dünyadan kaçamayız. Elbette ki bunlarla karşı karşıya kalacağız. Ama ne yapabiliriz? Mesela bir web sitesi var. O web sitesini paylaşacağım yakında. Oradan alacağımız telefonun manyetik alan skalasına bakabiliriz. Mümkünse düşük olanları alalım. İkincisi, akşamları fişleri çekin. O televizyonun kapalı olduğu halde bile kırmızı ya da mavi ışık yanması bile sıkıntı aslında. Özellikle Wi-Fi'ler çok ciddi sıkıntılardır. Bugün ben mesela giriş katta oturuyorum. Üst katta kimde de Wi-Fi var. Yan komşuda da Wi-Fi var. Bu Wi-Fi'ler duvarlara da geçebiliyor. Yani her tarafta Wi-Fi'lerle aslında kan beyin bariyerinize saldırı yaşıyorsunuz. Ben bireysel olarak ne yapıyorum? Akşam 10-10.30 gibi ışıkları kapatıyorum ya da ışık kullanmak zorunda kalacaksam kırmızı ışık kullanıyorum sirkadiyen ritmi bozmaması adına. Her türlü fişi çıkartmaya çalışıyorum. Wi-Fi'mi bile, Wi-Fi kutumu bile, gece artık internette işim bitti. Resetlenmem lazım, uyumam lazım. Wi-Fi kutumun fişini çıkartıyorum. Sabah internet ihtiyacım uyandığım zaman, günümü başladığım zaman, ben zaten başlar başlamaz telefonu elime almam da biraz sabah kedilerle, börtü böceklerle, kuşlarımla ilgilenirim, bahçe işleriyle ilgilenirim. Sonra Wi-Fi'yi takarım, telefonumu Wi-Fi'ye bağlarım. Wi-Fi'ler de ciddi anlamda radyasyon yayar, ciddi anlamda manyetik alan yayar. Belki de bunu burada ilk defa duyacaksınız. Şu an telefonlarla yayın yaparken biz bile bundan zarar görüyoruz ama önemli olan dozu ve kalma süresi. Ne kadar maruz kalıyorum? Ben yarım saat sonra Wi-Fi ortalıkta kalmayacak benim için. Bu da bizim için çok sıkıntı. Kan beyin bariyerini geçebilir. Madde size bağımlılık yaptırır. Bugün lise çocukları, bugün üniversite çocukları, bugün ilkokul çocukları ellerinde tabletler. Annesi babası da diyor ki, ay ne kadar akıllı, bu yaşta tablet kullanıyor. Bu akıllıktan değil. O tabletler, onlar en zihni düşük insan kullanabilecek şekilde yapılıyor. Bunlarla övünmemize gerek yok. Biz çamurla oynamasına müsaade edelim. Hayvan sevgisine müsaade edelim. Eline bir kağıt kalem verelim. Bir şeyler çizsin, hayallerini çizsin. Gerçek zeka, gerçek bilinç, farkındalık bu şekilde olur. Kesinlikle aynı şekilde katılıyorum. Ah, peki bir sonraki konuya geçiyorum. Biraz önce hafif bir yüzeysel geçtik. Daha derin konuşmak istersek gıdalardaki maddeler.
E621, E951 gibi daha bir Hı. sürü bunlardan benzerleri var. Bunların gençlerinin beynini nasıl uyuşturduğu ile ilgili ve etiket okumun önemli biraz önce konuştuk ama bu tür maddeler gerçekten senin de deneyimlerinden gençlerimizi nasıl uyuşturucu? Biraz önce konuştuk ama böyle bir toparlayacak olacak olursak o konuyu. Hı, tabii ki, tabii ki. Şimdi şu şekilde, bunlar katkı maddeleridir. Bunların bizim sağlığımıza hiçbir faydası yok. Hiçbir faydası yok. Bunlar tamamen, bunların faydası endüstriyedir. E621'den başlayalım ve ben hatta şöyle bir slogan söylüyorum genelde. Bir ürünün reklamı TV'lerde ne kadar çok karşımıza çıkıyorsa o ürün o kadar çok çöptür. Ya da radyolarda ya da billboardlarda, pankartlarda bu bir. İkinci kısımda endüstri rafa koyduğu üründen zarar etmek istemez ve onların bol bol kullanılmasını ister. Bu bir üründe ne kadar çok E maddeleri varsa, bu az önce göstermiş olduğum hazır ikisi bir arada kahvede de E maddeleri var bu arada. Ne kadar çok E maddeleri varsa, koruyucu maddeler varsa o kadar çok o ürünü geri rafa bırakmanızı tavsiye ederim. E621 ile başlayalım. E621 monosodyum glutamat ismi verilir. Çin tuzudur diğer bir ismi ya da etiketlerde MSG ya da E621 olarak görebiliriz. Bunun görevi nedir? Bu hayvanlar aleminin bukalemonu gibidir. Nasıl ki bukalemon bulunduğu göre, renge göre renk değiştirir. Çin tuzunun da aynı o şekildedir. Kendine has tadı yoktur. Katıldığı gıdanın tadını şiddetle arttırır. Bugün cipsilerde, Knorr bulyonlarda, hazır gıdalarda, hazır çorbalarda, Nutellalarda, birçok gıdada maalesef ki bu ürün var. Ve bizim annelerimize pilavlara tereyağı katmasını engellediler. Bakın biz size hazır bulyon yaptık. Bunları katın, bunları katın. Bunlar hep bizim annelerimizi ve annenin yemeğini yiyen birçok insanı da maalesef ki zehirledi. Bunun yanı sıra E951, son 2 gündür bununla alakalı ciddi paylaşımlar yapıyorum. Aspartam demek. Aspartam, aspartat. Bunlar da bizim vücudumuza tatlandırıcı olarak özellikle diyabet hastaları, benim gibi şeker hastaları, diyabet hastaları, insülin direnci olan bireylere biz size şekerin yerine alternatif bulduk. Şekeri bırakın, şifaya kavuşun demiyorlar. Biz size şekerin yerine alternatif bulduk. Bak bunu kullan, hem şeker gibi zararlı değil hem de sen hem de şeker tadını alıyorsun. Bunlar yapay kimyasallardır. Fare çalışmalarında aspartatın, bunların lösemi, lenfoma kanseri, lenf kanseri ve daha da hormonlara bağlarsak daha da ötesinde bir şey var. Şimdi ben diyelim ki tatlandırıcı bir şey yedim. Şu cevizli tatlandırıcılı bir çikolata gibi bir şey düşünelim. Ben bunu aspartamlı tatlandırıcı yediğim zaman benim vücuduma dopamin salgılanmaya başlıyor. Dopamin de der ki bize, oh besin geldi, gidip şunu bir ayrıştırayım. Hele ki o zamana kadar alıştığım besinse, şekerse, işte sevdiğim bir şeyse daha da hazlıyım. Dopamin geliyor, 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 aspartamı görüyor. Hani yazıyorlar ya kalori yok diye. Diyor ki kalori yok, ben niye salgılandım, niye boşuna salgılandım? Ve bu sefer dopamin hızla geri düşmeye başlıyor. Dopaminin bu dengesizliği bir salgılanıp bir salgılanmaması yani hormonal dengeyi şaşırtması aynı zamanda serotonini, mutluluk hormonumuzu, melatonini, uyku hormonumuzu da bunların da dengesini şaşırtıyor. Düşünsenize yani bahçeyi sulamak için bahçeye çıkıyorsunuz, yağmur yağmış. Yağmur yağıyor diyorsunuz, eve dönüyorsunuz, yağmur gitmiş tekrar bahçeyi şey yapmaya, sulamaya çıkıyorsunuz. Yani bu noktada şunu demek istiyorum. Tatlandırıcılar sizi ve bünyenizi kandırır. Hormonlarınızı kandırır. Hele ki şeker ve şeker türevleri. Bunlar saman alevi gibi enerji verirler. Yani bir kişi şekerle çok aşırı neşir bir durumdaysa ve hazdını şekerlerden sağlıyorsa ki bu besinler haz verir. Kısa süreli haz verir. Hazdını besinlerden sağlıyorsa maalesef ki kısa kısa dopamin dirençlerine maruz kalacak. Yani bunu çikolata gibi düşünelim. Lap 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 yedim. İyi hissettim. Enerjiyim. O çikolata yedim. 1 saat sonra tekrar o kıskaca düşeceksin. Çünkü salgılandı ve dopamin şekeri alıştığı için daha fazla, daha fazla, daha fazlasını istiyor. İşte bu kısır döngüden ciddi bir yaşam tarzıyla çıkmamız lazım. Biz evlatlarımıza, çocuklarımıza şekerden hazzı değil, tereyağından, cevizden, rokadan, yumurtadan, tavuktan, hindiden haz almasını sağlamamız gerekiyor. Kesinlikle katılıyorum. Teşekkür ederim. Çünkü dışarıdan Rica ederim. gelen bir şey vücut niye üretsin ki belli bir yerden sonra onu üretmemeye karar veriyor. Kolesterol gibi, melatonin gibi.
Ama ihtiyaç var. Dışarıdan geldiğince ben tembellik yapmaya devam edeyim. Ya da ne bileyim bağırsakla ilgili bir sorun varsa onu beslenmeyle düzeltmek var iken sürekli ilaçlara yönelmek. Hani ilaç aldım açıldı yollar. Ama her seferinde mi ilaç alacağız? Gibi konular çok derin aslında. Peki bir sonraki soruya geçiyorum. Hangi vitamin ve mineraller açısından şu andaki gençler risk altında ya da biz büyükler bile? Tabii ki, tabii ki. Bunu da güzel bir şekilde açıklayayım. Çünkü bu artık dünyanın genel sorunu. Bu arada çok sevdiğim manevi ablam, şeker çocuk beslenmenin az önce yorumunu okudum. Nilgün ablacığım, çok teşekkür ederim. Rüya hocamız da, biz nefesten bahsetmişken, Rüya hocadan bahsetmemek olmaz. O bizim gerçekten nefesimiz Rüya hocamız. Rüya hocam hoş geldiniz yerinize. Tam bir 15-20 dakika önce sizin nefesin öneminden bahsettik. Rüya hocamı da bahsetmeden olmaz. Şimdi hangi vitaminler ve mineraller açısından gençlerimiz ya da biz yetişkinler daha çok sıkıntı yaşıyoruz. Gene olay çöp gıdalara geliyor. Çünkü çöp gıdalar, insülin dalgalandırması, bunlar vücudumuzda su gibi magnezyum çaldırır, çinko çaldırır, D vitamini rezervlerini boşaltır, vücudun antioksidan kapasitesini hızlı bir şekilde tüketir. Neden? Gene olayı insülin direncine bağlayalım. Ne dedik? Bu benim insülin direnci oluşturan hücrem. Bu da kan şekeri girmeye çalışıyor ama giremiyor. İnsülin direnci oluştu. Şimdi normal şartlarda bu glikoz içeri girdiği zaman ortalama olarak söylüyorum. Yanında 7-8 tane de magnezyum minerali götürür. Direnç oluştuğu zaman çok ciddi anlamda vücutta magnezyum sıkıntısı da oluşmaya başlar. Çinko sıkıntısı da oluşmaya başlar. Kilo problemlerinde depolanan vitaminler, yağda depolanan vitaminler, yani kimi kastediyorum? A vitamini, D vitamini, E vitamini, K vitamini, adek vitaminleri. Bunlar yağda depolandığı için kilo problemi olan bireylerde özellikle karın bölgesi ve basen bölgesi, yani beyaz yağın ağırlıklı olduğu bölgelerde bu tarz vitaminler de yağlara saplanır ve kalır. Kişi kilo veremedikçe o D vitaminini aktif şekilde kullanamaz. Bugün çöp gıdaların, hazır gıdaların, fast food gıdaların hayatımızda yaygınlaşmasıyla birlikte gençlerimiz şu konularda çok büyük sıkıntılar altında. Bir, magnezyum. Yeteri kadar magnezyum alamıyoruz. Günlük ihtiyacımız ortalama 400 miligrama yakındır. Yetişkin olsun, genç. Hadi gençlerde 300 miligram diyelim. İki, çinko. Bizim için çok önemli. Özellikle bağırsak astlarını onarma, timus bezine yol gösterme. Mesela şöyle söyleyeyim size, çok güzel bir bilgidir bu da. Bizim ağıt yakarken cenazelerde insanlar hep göğsüne ağıt yakarlar. Burada bizim timus bezimiz vardır ve timus bezi bağışıklığı güçlendirir, orkestra şefi gibidir. Kimin nerede ne yapması gerektiğini anlatır ve timus bezine yol gösteren, timus bezine al sen düzgün çalış diyen ilk mineral çinkodur. Yine demir, B12, bunlar ciddi anlamda çöp gıdalarla birlikte depolarını kaybediyor. Bakın bugün yoldan Türkiye'de 10 tane gencimizi çevirelim. 5 tanesi kız olsun, 5 tanesi erkek olsun, 0-18 yaş grubu. Bütün samimiyetimle söylüyorum, %80'inde ya B12 eksikliği ya demir eksikliği yaşıyoruz. Çünkü hazır gıdalar demir sağlamadığı gibi, B12 sağlamadığı gibi bir de üstüne bunları bizim vücudumuzda çaldırıyor. Zaten eskisi kadar hava temiz değil, su temiz değil, gıdalar temiz değil. Gıdalar eskisi gibi vitamin ve mineral açısından yoğun değil. Bir de ben bunu beslenmeyle de körüklersem, çöp gıdalar, hazır gıdalara yönelim yaparsam maalesef ki sıkıntı olur. Bugün bir burger şirketine gittiğiniz zaman zincir marketlere ne alıyorsunuz? İşte hamburger menü, yanına ya kola seçeceksin ya ayran seçeceksin. Bitki çayı seçemiyorsun. Sebze suyu seçemiyorsun. Yok, zaten vermez de bunları. Diyelim ki o hamburger menünün yanına kola seçtin. Sen kolayla birlikte vücudumuza fosforik asit, karbonik asit, bu tarz ciddi bizim vücudumuza sıkıntı yaratan besinler ve asitler almış oluyorsun. Eğer mide asidimiz bizi korumasaydı, ki bir noktaya kadar koruyabiliyor, o vücudumuza aldığımız yoğun fosforik asit ve karbonik asit bizi anında kustururdu. Çünkü vücut ve bağırsaklar bunu kabul edemez. Ama mide asidi onu tamponlamaya çalışıyor. Ama sen mide asidinin hem ömründen hem de rezervinden yemiş oluyorsun. Fosforik asit ya da karbonik asit aldım. Fosforik asit ve karbonik asiti kim tamponlayacak? Kim onlara dur diyecek? Yüksek asidin karşıtı olan yüksek bazlar. Yani benim magnezyumum ve kalsiyumum. Magnezyum ve kalsiyum kemiklerden çıkmaya başlayacak ve o fosforik asidi, karbonik asidi tamponlamak için, bir nebze nötrlemek için kendini feda etmek zorunda kalacak. Yani ben çöp gıda yiyerek aynı zamanda vitamin ve mineral rezervlerini de bitirmiş oluyorum. Diyelim ki sen kola almadın. Hadi bari hamburger yiyorum ama ayran alayım dedin. Gene yanlış yapıyorsun.
Çünkü hamburgerdeki köfte olsun, tavuk olsun, et olsun, her neyse et ve et ürünlerinin yanına ben süt ve süt ürünleri getirdiğim zaman cacık, ayran, yoğurt, UHT sütler, sütün kendisi bunları getirdiğim zaman süt ürünlerindeki kalsiyumla et ürünlerindeki demir ve B12 birbiriyle yarışırlar. Ve bu kavgada birbirlerini blokajlarlar. Yani ben etin yanına, hamburgerin yanına ayran getirdiğim zaman da bu sefer demir B12 açısından dezavantajlı konumdayım. Zaten şunu da söylemek isterim. O ürünlerde öyle çok sandığımız kadar demir B12 de yok. Benim marka ismi vermeyeceğim. Benim bu hamburger zincirinde çalışan bir arkadaşım vardı. Dedi ki Ersin dedi yere et parçası düşüyor. Ve o et parçasını ızgaraya koyup tekrardan hamburgerin içerisine koyuyorlar. Ve sabah güne başlarken etler hazırlanır. Etlerin üzerine jöle gibi ince bir tabaka yeşil bir sıvı süreriz. Onun hani daha lezzetli olabilmesi için, daha ağza hoş gelebilmesi için. Ama maalesef ki ne meslektaşlarım ne de farklı alanlarda bunlar yeterince konuşulmuyor. Mutlaka konuşulması lazım. Ben o zincir burgerciler vesaire ara sıra kahve içmeye giderim. Filtre kahve alırım vesaire. Bazen bardağımı götürürüm. Buna doldurur musunuz derim gibisinden. Sadece kahve alırım ve insanları gözlemlerim. Oradaki insanlar genelde asabi, genelde sabırsız, genelde böyle hot hüst hareket yapan insanlar. Bunlar da maalesef ki ruhsal anlamda bizi etkilediği için bu şekilde etkiliyor. Peki buna bir şeyler eklemek istiyorum. Şimdi insülin direnciden, obeziteden başladık. Hani bu yanlış seçimlerden dolayı D vitamini engel koyuyorsak, D vitamini ve K vitamini aslında taşıyıcıdır, öyle değil midir? Yani mesela dışarıdan gelen o mineral, vitamin, makro, mikro her neyse geliyorsa D3K2'ye biniyor ve gitmesi gereken yere götürülüyor. Şimdi ben bu tekneyi bozuyorsam ya da bu taşıyıcıyı bozuyorsam gelmesi gereken şey gelse bile gitmesi gereken yere gidemiyor. Peki bu B12, çinko eksikliği, D vitamini eksikliği, bunların hepsini düşünecek olursak depresyonu da açıklar. Kesinlikle öyle. Depresyonun da altyapısını açıklar. Ben burada şöyle bir şey demek istiyorum. Tam lafı böyle ağzından aldınız. Ağzınıza sağlık. D vitamini ve magnezyum birbirine bağlı çalışan vitaminlerdir. Vitamin ve mineraldir. Birbirlerine ihtiyaçları vardır. Ne gibi bir ihtiyacı var? Magnezyum D vitamininin aktif hale geçmesine yardımcı olur. D vitamini de magnezyumun emilmesine yardımcı olur. Bağırsaklardan emilmesine yardımcı olur. Şimdi ne dedik? Ben çöp gıda yersem, hamburger menüsü kola yersem, gidip sonrasında tatlıyı gömersem, ertesi günde bisküvi paketlerin içinde boğulursam ne dedik? Vücudu asitleştiriyorum. Vücudun magnezyum rezervleri ortadan kalkıyor, azalıyor. Magnezyum azaldığı zaman otomatikmen D vitamini de aktif şekilde kullanamıyorum. Zaten bugün Türkiye nüfusunun %80'inde, dünya nüfusunun %60-65'inde D vitamini eksikliği var. Bir de ben magnezyumu da azaltarak, çinkomu da azaltarak maalesef ki D vitaminin aktif forma geçmesine engel oluyorum. Bir ikincisi, magnezyum, kalsiyum, demir bunlar birbirle yarışır dedik ya. Şimdi vücutta benzer değerlikte olan şeyler benzer şeyler için yarışırlar. Yani kalsiyum ve D vitamini, özür dilerim, demir minerali, kalsiyum ve demir minerali birbirle neden yarışıyor? Çünkü her ikisi de artı iki değerlikle. Benzer değerlikli olanlar vücutta birbirlerini blokajlayabilirler. Ya da benzer birbirleriyle yarışabilirler. Yine olayı şeye getirmek istiyorum. Mesela biz çinko takviyesi alırken ne öneririz? Çinko bakır formunda al diye. Çünkü çinko da bakır birbirle yarışabilirler. Güzel bir soru vardı az önce. Kalsiyumu hangi kaynaklardan alalım diye. Hemen onu yanıtlamak isterim. Kalsiyumu süt ve süt ürünleri, hele ki şu anki hazır süt ve süt ürünlerinden alamazsınız. Bakın, çok güzel bir bilgi vermek istiyorum. Bir kalsiyum kaynağının vücudumuzda verimli olabilmesi için, yani emilebilmesi için kalsiyum fosfor oranın 1'e 1 olması lazım. Yani 1 gram kalsiyum varsa 1 gram fosfor olması gerekiyor. Bugünkü UHT paketli sütlerde, sözde yoğurtlarda kalsiyum fosfor oranı 2'ye 1'dir. 2 gram kalsiyum varken 1 gram fosfor vardır. Bu dengesizlik maalesef ki kalsiyumun emilmesini engeller. Tam tersine vücudumuzdan kalsiyum çaldırır. Bugün en çok süt tüketen ülkelere bakalım. Finlandiya, Danimarka, Türkiye'de bunlara dahil en çok kemik erimeleri, en çok diyabet, en çok osteoporoz bu ülkelerde. Hani bunlar kalsiyum kaynağıydı. Bir ikincisi kalsiyumun vücudumuzda verimli olabilmesi için ona yol gösterici vitaminler ve mineraller olması lazım. Az önce söylediğin gibi bunların başında D vitamini ve K2 vitamini geliyor. Benim K2 vitaminim eksikse, benim D vitaminim eksikse dışarıdan istediğim kadar kalsiyum alayım bunun bir anlamı benim için olmayacak.
Yine kalsiyum ve magnezyum şu açıdan da birbirleriyle çok önemli. Benim magnezyum eksikliğim varsa ve kalsiyumla magnezyum da bir noktada birbiriyle yarışırlar. Mesela kalp çarpıntısı, mesela Alzheimer, demans ya da kemik erimesi. Bu tarz bireylerde kalsiyum hücre içine yerleşmiştir ve magnezyum eksikliği vardır ve magnezyumun da hücre içerisine girmesine pek fazla imkan vermez. Bakın yapılan incelemeler başlatılmış. Kaslar katıyken, insan sinirliyken, gerginken kaslarımızın içerisinde kalsiyum doluyor. Kaslar gevşekken, kişi rahatken, kişi huzurluyken kasların içerisine magnezyum doluyor. İşte bu denge de çok önemli. Ben demiyorum ki kalsiyumdan eksik beslenelim anlamında değil. Ama o kalsiyum magnezyum dengesini çok güzel sağlamamız lazım. Gene kalsiyuma geri dönersek. Kalsiyum kaynakları en başta yeşil yapraklı sebzelerdir. Çünkü kalsiyum fosfor oranı birebirdir. Mesela şu an mevsimi brokoli, karnabahar, kereviz, enginar, roka, dereotu, maydanoz, ceviz. Çok örnek gösterdim ama ceviz, Brezilya cevizi. Bunlar çok çok daha kalsiyum kaynaklarıdır. Çünkü kalsiyum fosfor oranı birebirdir. Evet kalsiyum miktarı düşük ama kalsiyum fosfor oranı çok yüksek. Ben bu Brezilya cevizini yediğim zaman aynı zamanda kalsiyumla birlikte magnezyum da almış oluyorum, çinko da almış oluyorum ve Brezilya cevizini bilirsiniz. Selenyum kaynağı tiroid sağlığı açısından da çok önemli. Bu anlamda artık böyle gelinen doğru bilgileri takip etmek, önermek, anlatmak çok çok önemli. Öyle ben beslenme danışmanı oldum, ben diyetisyen oldum. Aa tamam bütün yıl ünvanım bu deyip susamayız. Bilim ve beslenme her gün güncelleniyor. Biz de güncelleri takip edeceğiz. Peki teşekkür ederim. Kalsiyumdan konu açılmışken bazı vitaminler, mineraller vardır ki hani eksik olabilir düşüncesiyle gidip alamayız. Vücudun ondaki işleyişi farklıdır. Fazladan gelirse çok daha farklı şeylere sebep olabilir. Yani doktorumuz hangi mineral ya da vitamini vermediyse biz kendi başımıza gidip almamalıyız. Şimdi daha doğrusu şöyle konuşalım, tersinden konuşalım. Almalıyız. Benim çünkü almamalıyız diye konuştuğumuz zaman bir sürü şey konu açılabilir. Vaktimiz de yavaş oluyor. Şimdi şöyle bizim 365 gün gönül rahatlığıyla kullanabileceğimiz takviyeler bir omega 3 balık yağı. Çünkü omega 3 diyoruz. Çünkü toplumun artık %95'i %99'u diyelim hatta çok ciddi anlamda omega 6'dan besleniyor. Biraz önce sizin de dediğiniz gibi omega 6'nın fazlası yıpratıcı olur. Normalde bizim idealimiz omega 3 ve omega 6'yı birebir almak. 1 gram omega 3 alıyorsam 1 gram omega 6 almak. Ya da maksimum 1'e 4. Yani 1 gram omega 3 alıyorsam maksimum 4 gram omega 6 almalıyım. Ama şu anki toplum beslenmesine, batı tipi beslenmesinde 1 gram omega 3'e karşılık 40 gram omega 6 alıyoruz. İşte bu bozukluk hücre bozulmalarının en temel sebebi. Türkiye'den konuşalım. 4 sınırının 3 tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen maalesef ki omega 3 tüketimimiz yerlerde. Balık tüketimimiz yerlerde. İşte bu anlamda keten tohumu, ceviz, chia tohumu, balık, sağlıklı et grupları, antibiyotikli kafes ortamında yetiştirilmişler değil, sağlıklı et grupları omega 3 kaynağıdır. Ama bunlara da günümüz dünyasında endüstrileşmiş dünyada ulaşmak zor olabileceği için ben balık yağını 365 gün bir bireye öneriyorum. Benim vitamin çekmecemde balık yağı doludur. İkincisi magnezyum. Magnezyum konusunda, magnezyumda kan serumuna bakıldığı zaman kan serumundaki magnezyum bizi yanıltır. Çünkü kan serumundaki magnezyum bizim toplam magnezyumumuzun binde birini gösterir sadece. Binde kalan, geriye kalan binde 999 kas ve kemiklerde bulunur. Özellikle de kemiklerde bulunur. Ve kas ve kemikler hiçbir zaman kan serumdaki magnezyumun 1,8'in altına düşmesine müsaade etmez. Danışan geliyor ama benim magnezyumum 1,8 çıkmış doğal. Hayır doğal değil. Normalde magnezyumun iyi diyebilmemiz için kan serumunda 2'nin üzerinde olmasını bekliyoruz. 2'nin altında varsa ve kemikler ve kaslar onun daha fazla düşmesine müsaade edemeyeceği için kemikler ve kaslar fedakarlık yapmaya başlar ve magnezyum kaybı yaşar. Yorgunluktan depresyona, kasılmalarından zihin sisine, beyin sisine kadar ve D vitamininin aktif olamamasına kadar daha sayamadığım 708 tane olaya magnezyum direkt ya da indirekt olarak destek olur.
Ve D vitamini, Türkiye şartlarında %80'imizde maalesef D vitamini eksikliği var. Ben 2015 yılında tip 1 diyabet tanısı aldım ve D vitamini seviyem sadece 7 idi. Buradan da tüm dinleyicilerimize ceplerine ufak bir bilgi vermiş olayım. Tip 1 diyabeti tetikleyen faktörlerden bir tanesi de D vitamini eksikliğidir. Herkes evlatlarına, gençlerine, çocuklarına ve kendisine D vitamini baktırsın. Benim en son Ağustos'un ikinci haftasında D vitamini seviyem 102. Ve ben çok mutluyum. Göbek atasım geliyor bu rakamı görünce. D vitamini yaz aylarında önermiyorum. Yaz aylarında doğal güneşte saat 11 ile 2 arasında en az 20 dakika. 20 dakika yeterli. Olabildiğince vücudumuzun çok bölgesini göstereceğiz. Güneş koruyucu sürmeyeceğiz. Engeller. Makyaj sürmeyeceğiz. Engeller. Güneşlendikten sonra 5-6 duş almayacağız, engeller. Bir danışanım geldi, bütün yazı Antalya'da geçirmiş. Hocam benim D vitaminim nasıl 23 çıkabiliyor dedi. Çünkü çok düşük 23. Dedim ki güneşlendikten sonra direkt denize mi gittiniz dedim. Vallahi hocam dedi şapur şupur suya girdim. İşte bu da yanlış mesela. Güneşlenip denize girmeyeceğiz. Önce denize gireceğiz, sonra güneşlenmeye çekildikten sonra artık deniz olayını kapatacağız. Havuza girmeyeceğiz. Suyun altına 5-6 saat boyunca girmeyeceğiz. Yaz aylarında D vitamini önermiyorum çünkü doğal D vitamini yani takviye olmayan D vitamini vücudumuzda ortalama 4 ay kalıyor, uzun bir süre. Yani kışı geçirelim diye programlanmış yaratıcı tarafından. Ama takviye D vitaminleri ortalama 1-1,5 ay kalıyor vücutta. O yüzden kışın D vitamini takviyesi kesinlikle öneriyorum ama yazın D vitamini takviyesi önermiyorum. Bunun yanı sıra benim en sık gördüğüm eksiklikler tabii ki bunları alın anlamında demiyorum. Almamız gerekenler kış aylarına geldik. Balık yağı, omega 3, D vitamini, magnezyum. Benim kan tahlillerine bakılarak alınması gerekenler de en çok gördüğüm eksiklikler B12, demir eksikliği, özellikle Türkiye'de kadınlar üzerinde çinko ve genelde Akdeniz beslenmesinde selanyum eksikliğinden kaynaklı selanyum eksikliği olabilir. Bunlara mutlaka bakılması gerekiyor. Bunlar doktoruna danışmadan kullanılmaması gerekiyor ya da bu işi bilen bir diyetisyenle eşlik edilmesi gerekiyor. Ferritin demir depomuzdur. Demir deposunun mümkünse 40'ın üzerinde olması çok önemli. Özellikle kadın bireyler regl dönemleriyle birlikte de demir kaybettiği için B12'nin o vücudumuzda metilasyon çarkı dediğimiz her hücrede olması gereken çark içinde B12'nin de mümkünse 500-600'den aşağıya inmemesini tavsiye ediyorum. Tamam, süper. Teşekkür ederim. Peki toparlayacak olursak, gençlerimizde ve ergenlerimizde, çocuklarımızda sık sık beslenme uygun değildir. Evet. Mümkün mertebe erken saatte uyanmak, erken saatte yatmak, yatmadan önce birkaç 3-4 saat öncesine kadar yemeği kesmek, 2-3 öğün arasında oralarda kalmak ve vitamin, mineral açısından eksiklerimizi belirlemek, onları telafi etmek. Çünkü bu mineral ve vitamin eksikliği de gençlerdeki, özellikle ergenlerdeki o fazlasıyla çabuk sinirlenme olayı, fevri davranışlar, depresif olma, kendini beğenmemek, oramı düzelteceğim, buramı düzelteceğim diyen, annesini babasını da çok beğenmeyen çocuklar. Hani bunların hepsi, evet, hormonlar değişiyor, ergenlik çağına geçmek, küçük çocuktan ergene, büyük insana geçiş yapacak ama beslenme de burada çok büyük bir rol oynuyor. Sağlıklı beslenen bir çocuk çok daha sakin olabilir. Sağlıklı beslenen çocuk çok daha aktif olabilir. Sağlıklı beslenen çocuk bu süreci çok daha rahat atlatabilir. Kesinlikle. Dolayısıyla beslenmenin önemi burada çok büyük. Bütün amaç buydu bu canlı yayının. Peki anladık. Bütün bir saat boyunca konuştuklarımız buna getiriyor sonucu. Ben bir anne olarak ne yapmalıyım sorusu çok geliyor. Çocuğumun şu kadar kilosu var ya da şöyle bir hastalığı var ve ben bunun düzgün beslenmesiyle beraber bir çözüme ulaşabilir miyiz diye soru çok gelir. Bana niye gelir? Ketojenik diye danışması ya da danışan olmandan değil, danışman olmaktan değil de daha çok iki tane çocuğum var. Birisi 8 yaşında, birisi şu an 12 yaşında. 2,5 yıldır ikisi de çok sağlıklı besleniyor. Kızım 10 yaşından itibaren ketojenik beslenmeye başladı. Oğlum da 6 yaşından itibaren çöp gıdaları hayatından çıkardı. Maşallah. Teşekkür ederim. Çünkü ben ketojenik beslenmeye başladım. Ben çok hastaydım. Ben bir yılımı doldurduktan sonra ketojenik beslenmeyle kızım kendi karar verdi. Dedi ki ben de senin gibi besleneceğim. Hani sana tamamen uyamasam da yakın bir şekilde. Yani sonuçta sen çok hastaydın, çok iyileştin. Ona da bir sürü erken doğumdan dolayı bir sürü komplikasyonu vardı. Ve bu bütün komplikasyonlar en basiti. Kronik kabızlık, kilo Evet. alamamak, boy uzamaması, uykunun derin olmaması, her gün yorgun uyanması.
ve çok seçici. Yani yemek yemeyen bir çocuktu. Hiçbir şey yemeyen ve yıllarca 3-4 yıl kadar sadece mısır haşlayarak yedi bu çocuk. Başka hiçbir şey yemek istemedi. Çünkü o haz alma, o duygu ve tat alma bezleri bile çok geriden geldi. Yani hiçbir şey kaldıramıyordu midesi. Ondan dolayı da bana çok bu soru çok geliyor. Önce seni bir dinleyeyim. Benim de eklemek istediğim bir şey olursa. Tabii ki. Öncelikle soruya geçmeden önce yakaladığım ufak bir örneği vermek isterim. İşte fast food gıdalar, çöp gıdaların çok yenmesi, depresyon, sinirlilik hali, tahammülsüzlük. Neden? Olayı nereye bağladık? Şeker sinirlere zarar veriyor. Tamam, bu okey cepte. Peki yaşam tarzı değiştiği zaman neler oluyor? Hemen bizim Türk kavimlerimizden örnek vermek istiyorum. Tarihçiler mutlaka bilir ya da tarihi merak edenler benim gibi. Uygurlar. Uygurlar nedir? Yerleşik yaşama geçen, sebze yetiştiren ve sebzeye başlayan bir Türk kavimlerinden bir tanesi. Peki Uygurların tarihteki ilk özelliği nedir? Savaşçıl özelliklerini yitirmişlerdir. Çünkü diğer savaşçıl özellikli olanlar işte at sırtında uzun süreli et taşıyamıyorsun, süt taşıyamıyorsun. Sürekli bir hamur işi, sürekli bir daha böyle hamurumsu gıdalar ki onların yediği hamurlar çok daha masumdu da biz şu an onları da yiyemiyoruz. Ve Uygurlar yerleşik yaşama geçtikten sonra tarım toplumuna yerleşik yaşama geçtikten sonra savaşçıl özelliklerini torunları, çocukları kaybetmeye başlıyor. Ve daha barışçıl, daha masum, daha dinç insanlar olmaya başlıyorlar. Bu da bence çok güzel bir örneği. Şimdi peki ben bu canlı yayından bir şeyler anladım. Peki çocuğuma ne yapmam lazım? Nasıl anlatmam lazım? Nasıl rol model olmam lazım? Tam senin o güzel evlatlarından örnek dinlerken bir şey dikkatimi çekti ve hemen onu not aldım. Kendi karar verdi, kendi gördü. İşte bu bence bu canlı yayının kilit noktası. Şimdi annelerin, babaların çocukları çok böyle zorlayıcı, hadi yarın böyle bir beslenmeye geçiyorsun. Bu tarz yaklaşım da geri teper. Bir kere çocuklarının kararlarına saygı duyarak, çocuklarına rol model olarak ve çocukların seçimlerine saygı duyarak yaklaşmaları lazım. Mesela siz bir yıl boyunca ketojenik beslendiniz ve ketojenik beslenme sonrasında sizdeki iyileşmeyi gören kızınız o da o şekilde beslenmek istedi. Yani baskı yapmadan ve kendi kararıyla, kendi iradesiyle. Bu çok güzel bir nokta. İkinci bir nokta, ben bir babaysam, benim evlatlarım varsa, ben işten geldim, işte pizza söylüyorum ama çocuğum salata yesin, ton balığı yesin. Böyle bir dünya yok. O çocuğa bir iki ay, bir iki yıl ton balığı yedirirsin sen pizza yerken. Sonra o çocuk da pizza yemek isteyecek seninle birlikte. Ve pizzanın tadını alan çocuk tabii ki de pizzayı isteyecek. Çünkü hamurun yaptığı bağımlılık, içindeki katkı maddeleri, yani ailelerin mutlaka ve mutlaka çocuklarına rol model olmaları gerekiyor. Çok güzel bir yorum geldi. Çocuklar anne babalarının yansımalarıdır. Kesinlikle öyle, katılıyorum. Yani ben sebze yediremiyorum. Ben şunu yediremiyorum. Anlayış gösterelim, farklı formatlara sokmaya çalışalım ve o şekilde bunlara katkı sağlamaya çalışalım. Sinirlilik halleri, depresif hallerle ilgili çok sevdiğim Çiğdem abla var. Çiğdem'in sağlıklı beslenme, Çiğdem'in sağlıklı mutfağı diye. Canlı yayınımızdan önce bana bir fikir verdi. Dedi ki, eşim lise öğretmeni ve neyi fark ediyor biliyor musun Ersin'cim? Öğrenciler artık o kadar çok Facebook gıda yiyorlar, kantinde vakit geçiyorlar, o kadar çok telefonlara, tabletlere böyle böyleler ki çocuklara soru soruyorum, donuk donuk bakıyorlar, algılayamıyorlar. Ya da mesela diyorum ki git işte bunu şu hocanla bu konuyu çözebilirsin. Hocasına gidiyor, tekrar beni arıyor, hocam ne diyecektim? Yani kendi sorunlarını bile çözemiyorlar. Gençlerimiz hiç olmadığı kadar hasta, hiç olmadığı kadar beyinleri sisli, hiç olmadığı kadar aceleciler, emek vermeden yemek yemek istiyorlar. İşte bunda medyanın baskısı, kötü örnekler, çocuklara kötü örnekler, TV kanallarının boş ve saçma şeyleri, sanki herkes Pollyanna gibi bir hayat yaşıyormuş gibi, bunlar da çok önemli. Telefon, tablet kullanımına kadar bunlara dikkat edilmesi gerekiyor ve ailenin bunlara önlem alması gerekiyor. Son konuyu şöyle bir şeyle bağlamak istiyorum. Bizim vücudumuzda hem hormonal dengeyi sağlayan hem de beynin sakinleşmesini sağlayan, çocuğun zenginleşmesini, çocuğun beyninin huzura kavuşmasını sağlayan GABA ismini verdiğimiz reseptör hormonlar vardır. GABA'nın açılımı gama amino butirik asittir. Ve bu gama amino butirik asit, yani GABA, bizim beynimizin sakinleşmesine, daha iyi çalışmasına, konsantrasyon olmasına fayda sağlar. Peki, şunu sormak istiyorum. Gama amino butirik asitteki butirik nedir? Butirat nedir?
Bir sürüp ve bitirat aslında tereyağıdır. Tereyağının içindeki maddedir. İşte endüstri size öyle oyunlar yapar ki reklamlarla, medya gücüyle, gazete gücüyle sizin tereyağı tüketmemenizi ister. İşte alın size en güzel beyin sisi, beyin bulanıklığının temel bir örneği. Endüstri yıllarca tereyağını kötüledi çünkü butirik asit alınmasını istemedi. Oysa benim bugün yediğim bu cevizi de, sabah yiyeceğim maydanozu rokayı da vücudun bağırsaklarda bakterilerle birlikte butirik asit yapmaya çalışır. Butirik asit yapmaya çalışır. Yani buradan şöyle bir sonuç çıkıyor. Ben maydanoz yiyorum, brokoli yiyorum. Vücudum onu tereyağı mı yapmaya çalışıyor? Evet, tereyağı yapmaya çalışıyor. O yüzden lütfen reklamı çok yapılan ürünlerden uzak durun. Çocukları hazır gıdalara ödülmüş gibi alıştırmayın. Bu hafta böyle yaparsan karnende 5 gelirse sana hamburger ısmarlayacağım. Buna gerek yok. O çocuğun hamburgeri kendi kendine tüketmemesi gerektiğini bilmesi gerekiyor. Ya da işte örnek veriyorum. Bu simiti yersen, hani dedim ya 35 küp şeker var. Bak, bu kadar şeker yapıyormuş. İstersen bu kadar şekeri ye, nasıl hissediyorsun? Çünkü o çocuk şekeri yiyince iğrenç hissedecek. O şeker yüksekliğinden bıkacak. Ama simitteki katkı maddeleriyle bu örüntüler, kötü has resmedilmiş, maskelenmiş oluyor. Yani bu noktada ailelerin kesinlikle ve kesinlikle rol model olması gerekiyor. Kişi kendinden başlaması gerekiyor bu işe. Çocuğuma yediremem ya da çocuğum böyle şöyle, onları bırakacağız. Çocuklarımız en değerli varlıklarımız. Hatta buradan hani kendiniz nasıl yaptınız, nasıl alıştırdınız, onlarla alakalı örnek vermek isterseniz de sizi dinleyelim. Sorular gelirse de birkaç soru alalım, sonrasında yavaş yavaş kaçarız. Tamam. Peki ben eski tiroid hastasıyım. Çok 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 ağır bir hastaydım. Tanıdığım hiçbir tiroid hastası bu kadar hasta değildi. Keto'ya başladım. Sağlık için, kilo vermek için değil. Ve o bir yıl içerisinde, hatta birkaç hafta içerisinde çok çok büyük iyileşme gördüm. O bir yılı tamamladıktan sonra tabii bütün aile beni izliyor. Ondan sonra kızım geldi, dedi ki ben bugün 10 yaşıma gireceğim. Ben çok hastayım. Senin de hastalığını gördüm, iyileştiğini gördüm. Ben artık çikolata yemesem de olur. Çünkü ben kronik kabızlık yaşıyorsam, ve öyleydi. 2 haftada bir tuvalete giderdi. 2,5 saatten önce telefon çıkamazdı tuvaletten. Yani küçücük bir beden. Erken doğmuş. Zaten ilk 1 sene kulakları da işitmiyor. Yani bir sürü komplikasyonu vardı. Üstüne bir de her hafta ya da 2 haftada bir 2,5 saat tuvalette oturması da beni yakıyordu. Yani elimden bir şey gelmiyordu. Kendi karar verince bu iş olur. Çünkü ben, evet, onu annesiyim, onu dünyaya getiren benim, büyüten benim, eğitim veren benim, her şeyi yapan benim. Evet, ama ben o zorla ne lokmayı onun ağzına sokabilirim, ne zorla herhangi bir lokmayı ağzından çıkartabilirim. O bilinci vermediysem, mesela bu nedir? Bu bir günlük bir olay mıdır? Hayır. Doğduğundan beri, işte kardeşi doğacak diyelim, bebekle ilgili konuşmalar başlarız. Hani ben hamile kalmadan önce bile kardeşin olursa nasıl hissedersin hazırlığına girmiştim. Ondan sonra bebek gelecek, aha, hamileyiz, tamam. Onun haberini vermek. Ardından benim odam ve onun hemen yanındaki oda Safa'nın odası. Kızımın adı Safa bu arada. Ve bebek geliyor dedim. Hani sence bebek nerede kalmalı? Hani senin için mantıklı olan neresi? Dedi, bebek dediğin annesinin yanında olur dedi. O yüzden senin yanında kalacak dedi. Ama tabii büyüyecek, sonra nereye gidecek diye düşündü. Ben daha sormadan. Sonra yine dedi ki ama en yakın odayı onun alması lazım. O halde ben dedi, ben eşyalarımı toplayayım. Ben daha uzak, yani koridorun sonundaki odaya geçeceğim. Burası benim kardeşim için olsun. Bunlar hep böyle yatırımla yapılan küçük küçük her günlük adımlardır. Ve çocuğa aileyle ilgili, evle ilgili, gelecekle ilgili ne karar varsa küçük büyük fark etmiyor. Bugün ne pişirelimden tutun, bu odanın boyası ne renk olsuna kadar, arabayı alacaksın ne düşünürsün, işte ev değiştireceğiz ne düşünürsün, İşte bilmem ne şehre taşınacağız, sen ne dersin? Sen biraz otur, Google'dan araştır, o şehir nasıl bir yermiş, artısı ne, eksisi ne? Ya günlük kararlarımıza çocuğumuzu ne kadar içine dahil edersek, dinlersek, çocuk çocuk değildir, çocuk bir bireydir. Benden Kesinlikle. sana çok daha zekidir ve Kesinlikle psikolojik olarak öyle. yapısı çok sağlamdır. Ne korkaktır, ne çekingendir, ne de liderlik vasıflarından vazgeçendir. Onları korkutan biziz. Aman yapma düşersin. Aman bunu yapma böyle olur. Korkuyu biz aşıladık. Korkuyu biz aşılamazsak öğrenmeyecek. Bu öğrenilen davranışlardır. Liderlik vasıflarını, dediğin gibi sen doymamışsındır, şunu da ye. Kendime güvenmiyorsam ben ileride nasıl öne çıkacağım? Ve bu günübirlik değil de sürekli, hayatın doğduğundan beri, eğer çalışan anne değilseniz bundan daha öte başka bir işiniz yok.
Çalışan anneyseniz onlar bile dengeli bir şekilde bunu kurabiliyor. Çünkü 24 saat çocuklu olmak gerekli değildir. Ama 2 saat günde ya da 1 saat ya da yarım saat çocuğunuzla geçirebiliyorsanız bunun çok verimli olması gerekiyor. Ne Kesinlikle. konuştuğunuz, ne yaptığınız da çok önemli bir şey. Eski bir öğretmen olarak da benim işim zaten çocuklarlaydı. Ve kendine güvenip karar vermesi onu mahrumiyet izinden de uzaklaştırır. Ben bunu zorla yaptırsaydım, kabızsın işte bunu yemeyeceksin deseydim, her gittiği doğum gününde gözü pastada, patates kızartmasında, kolasında. Ama çocuk yapmadı. 2,5 yıldır ketojenik besleniyor. Maşallah. Bir kere ara verdi. O da 2 ay öncesiydi. Yani 2 yılı da devirdi ketoyla. Sonra dedi ki ben bu ay böyle serbest kalmak istiyorum. Tamam dedim. Yine onun kararı. Çıkış da onun kararı. Ve çıktı. 2 hafta boyunca hani gittik dışarı ne istiyorsan al dedim. Aldı arabaya koydu. Yani çöp gıda da var içerisinde. Eve geldi tüketti. 1 aylık süre vermiş diye kendine. 2 hafta sonra caydı. Ben Ya burada dedim tuvaletten çıkamıyorum, başım ağrıyor, halsizim, uykuluyum, hiç mutlu değilim falan. Dedim sen bilirsin. Sonra tekrar ketose geçti. Ve onun 2 haftalık süreç olması da şuna bağlı. Eğer çok kısa süreli ketojenik beslenmiş olsaydı ilk 2-3 günde zaten o çarpardı o kadar şeker. Çok uzun süre kaçamaksız beslendiği için o 2 hafta tolere etti onu. Hiçbir şey yaşamadı. Ama o 2 haftalık süreçten sonra artık dedi ki vücut tamam kendine gel ne oluyoruz. Ve hiçbir mahrumiyet hissi yok. Analiz yapma gücü var. Karar verme gücü var. Ve dediğim gibi bu sabah kalktım. Yarın kalkacağım. Çocuğum tamamen istediğim kıvama gelecek. Böyle bir dünyada yok. Ve Safa'ya sorarsanız ki yani şeker, beslenme, zırt pırt yemek yeme olayı nasıl açıklarsın? Bunu şuna benzetiyor. Dedi ki yeni ketoya başladığı zaman. O zaman korona da yeni başlamıştı. Dedi ki şeker tüketimi, yüksek karb tüketimi, yani gereksiz yüksek bir karb tüketiminden bahsediyoruz. Dedi bunlar koronaya benzer. Yani şu anda korona olmasaydı babam bireysel olarak, kişi olarak, fiziksel olarak ofiste olurdu. Sen de ofisinde olurdun. Ben de fiziksel olarak okulda olurdum. Ama korona geldiği için herkes işini bıraktı. Kendi güvence almak için eve kapandık. Yani belirsizlik yaşadığımız dönemlerde, o başlardaki dönemde. Şeker de öyledir dedi. Şeker geldiği için vücut beynin onu aramıyor, yenileyemiyor, büyüme hormonları üretemiyor. Mide ağrısı oluyor, bağırsak düzeni bozuluyor. İşte safra kesimde taş taş oluşuyor. Böbreklerde enflamasyon oluşuyor ve bunları biz sürekli konuşuyoruz da. O yüzden böyle bir toparlayıp dedik ki şeker ve korona aynı şey. Yapmanız gereken şeyden sizi uzak duruyor ve siz sadece bugünlük yaşayabileyim diye bir çaba içerisindesiniz bilinçsizce. Bunu dedikten sonra dedim ben artık susayım. O kadar güzel analiz etmiş ki gerçekten Safa örneğini dinlerken canlı canlı örneğin tüylerim diken diken oldu. Çünkü neden? Saygı ve sevgiyle anlaşmanın ne kadar şifasını görüyoruz. Safa'ya eğer deseydik ki bak küçük kardeşin doğacak. Küçük kardeşinin bana daha yakın olması lazım. Seni bu odadan alıyoruz, diğer odaya veriyoruz. O kızcağız hem kendine ötekileştirilmiş, hem yalnızlık duygusu, hem ben artık sevilmeyeceğim duygusuyla ya da kıskanma duygusuyla büyüyebilirdi. Hatta şu an bile kardeşine karşı kıskançlık duyabilirdi. Ama siz emir vermek yerine soru sorarak ve onun analitik düşünmesini, onun kararlarına saygı duymasını, içindeki düşünceleri ağız yoluyla biz dile getirmesine müsaade etmişiz. Ne kadar da güzel bir şey yapmışız. Şimdi burada şey de söylemek istiyorum. Kendi kararını vermesi, sevgiye saygıya dayanması o kadar güzel şeyler ki iyi ki de böyle bir yaklaşım olmuş ve Safa da iyi ki de böyle bir şey yapıyor. Ketojenik beslenmeyle alakalı da hani konumuz ona da geldiği için de söylemek isterim. Şimdi ketojenik beslenmemizin çıkış noktası nedir? Epilepsi hastalarında. Epilepsi hastalığı nedir? Nöronların yani sinir sisteminin zarar görmesi ve işleyişini kaybetmesi. Peki biz ne demiştik? Şeker, insülin direnci, şeker bunlar ne yapıyordu? İnsülin direnci oluşturamayan hücrelere, sinirlere, nöronlara, cinsel organlara zarar veriyor demiştik. Göze. Gene aynı kısım oraya geliyor aslında. Demek ki biz epilepsi hastalarında ketojenik beslenme yaparak, şeker kaynaklarını vücuttan çekerek, şeker kaynaklarını vermeyerek hastalığın tedavi olmasına, konforun bizde olmasına, yönetimin bizde olmasına destek oluyoruz. Yani
ketojenik beslenmenin temeli bile aslında şekersiz beslenme, çöp gıdasız beslenme olayına aynı şekilde denk geliyor. Buradan tabii ki bir beslenme uzmanı olarak şunu da söylemek istiyorum. Ben buradaki amacım tüm çocuklar ketojenik beslensin anlamında değil. Tabii ki beslenmek isteyen çocuk beslenebilir. Ailesinin bilinciyle, farkındalığıyla safhada olduğu gibi. Ama en azından şeker, unlu mamuller, paketli gıdalar, şunlar, şunun gibiler ve daha çocuklar için reklamı yapılan bir sürü şey. Bunlardan uzak durarak bile birçok şey başarmış olabiliriz. Tabii ki bir üst leveline de çıkartırsak neden daha güzel olmasın? Şeyi de şeyle sonlandırmak istiyorum. Sonra birkaç soruya cevap vereceğim. Mesela Keto ve ben, Nurzan abla da yayını izleyenler arasında sağ olsun. Geçenlerde bana dedi ki, kızım dedi geçen gün beni göre göre dedi ki anne ben de tamamen olmasa bile daha sağlıklı besleneceğim artık. Beslenmemi değiştireceğim artık. Yani kızlar, erkekler annelerini, babalarını görerek örnek alıyorlar. Mesela Nurdan ablanın da büyük kızı daha sağlıklı beslenmeye geçme kararını annesine iletmiş. Ne kadar güzel bir şey. Ve o da hiçbir zaman şunu yiyeceksin, bunu yemeyeceksin diye de baskı yapmıyor. Gerçekten saygı, sevgi olduktan sonra beslenme konuları da daha rayına gelebiliyor. Birkaç tane soruya gözüm çarpmıştı. Onlara cevap vereyim. Kolajen tüketimi olmalı mı diye. Eğer ki kolajen kaynağı çorbalar, kelle paça, işkembe, beyran gibi çorbalar, kemik sularından beslenemiyorsanız, protein kaynaklarına yeteri kadar ulaşamıyorsanız, özellikle 30 yaş ve sonrasında kolajen tüketimi olabilir. Yalnız kolajenin hangi cins olduğu önemli, tip 1, tip 2, tip 2, 3 oluşup oluşmadığı önemli ve ben şimdiki kolajenlerde glisin amino asidi ile birleştirilmişleri öneriyorum. Çünkü glisin kolajen hücrelere girmesine çok büyük bir şekilde yardımcı oluyor. Metabolizma hızıyla ve tuvalete çıkma sıklığı sorulmuştu. Şimdi şöyle, bizim en çok korktuğumuz konu kabızlık konusu. Kabızlığı mutfak çöpü gibi düşünelim. Mutfak çöpünü nasıl bir gün geciktirirsek kokarsa kabızlık da aynı o şekilde atılması gereken toksinler geri vücuda geçmiş oluyor. O yüzden kabız olunmaması lazım. İshal de çok sık sık ishal de sürekli ishal hali değil. Çünkü emilim bozukluğu ve sindirim enzimi eksikliğine de işaret edebilir. Hani muz kıvamında, cıvık, çok cıvık da değil, çok keçi kakası gibi topak topak da değil. Muz kıvamında zorlanmadan, çok ıkınmadan günlük bir defa, en az bir defa, maksimum 2 günde bir çıkılması gerekiyor. Şu an Covid'den daha önemli bir pandemi var ki o da kabızlık. Özellikle Türkiye nazarında konuşuyorum. Türkiye gitgide kabız bir ülke. Bilmiyorum Amerika öyle mi? Dinleyen Olmaz mı? Burası onun merkezi. merkezi kesinlikle. Bütün Çöp çöp kutunun merkezi. Burada insanlar büyük, evler büyük, yollar büyük, arabalar büyük, yemekler büyük, porsiyonlar büyük, her şey büyük, her şey büyük. sorunlar da kadar büyük. Ama kakalar küçük. Aynen. Ama kakalar küçük. Ozon tedavisiyle ilgili görüşler gelmiş. Ozon tedavisi ozon oksijenin bir üst modelidir. O oksijen iki tane oksijendir. İki moleküldür. Ozon üç moleküldür. Eğer ki ozon almanızı etkileyecek herhangi bir engel yoksa ozon desteğini öneriyorum. Ben kendim de akupunktur olsun, ozon olsun, glutatyon olsun bunlara sıcak bakıyorum. Özellikle diyabetim de olduğu için senede bir, 5 senede bir ara ara bunlardan destek almaya gayret ediyorum. Sizin ekleyeceğiniz bir şeyler varsa onları konuşalım. O sırada gelip birkaç soruya cevap verelim. Sonra da ben yavaştan uykuya gideyim, ışıkları kapatayım. Tamam. Bir sorum olacak. Şimdi minerallerden, vitaminlerden, kolajenden bahsettik. Bunlara kolaylıkla ulaşılabileceğiniz linkleriniz var mıdır? Nasıl Evet, yönelttiniz? Peki işi yapmışsınız, çalışmışsınız. Orada hazır duruyor. Tek tek soracağınızda bir bütün olarak kaynak varsa oraya bakmak daha mantıklı geliyor. kesinlikle öyle. Şimdi şöyle söyleyeyim. Eskiden mesela bir magnezyum paylaşıyordum. Örnek veriyorum. Diyabetli bireyler toplumdaki diğer bireylere göre 8-9 kat daha fazla magnezyum kullanıyor. Eyvah eyvah. Bütün DM kutum hangi magnezyumu alalım, o olur mu, bu olur mu? 400-500 tane mesaj geliyor. Diyetisyenliği bırakıp bütün herkese magnezyum sorularını cevap veremem. O yüzden şimdi Trendyol işbirliğim de var. Trendyol linklerime bazı vitaminlere, mineralleri, özellikle de balık yağı, omega 3, D vitamini ve magnezyum olmak üzere bunları özellikle de koydum. Oradan tıklayıp benim önerdiklerime, benim kullandıklarıma bakabilirsiniz. İsterseniz oradan alabilirler. İsterseniz benim önerdiğim ürünlerin fotoğrafını çekip eczaneye gidip de alabilirler. Yani oradan alma zorunluluğu yok. Oradan alınırsa bana ufak bir katkısı olmuş oluyor. Teşekkür etmiş olurum. Alınmasa bile problem değil yani benim için. Tamam, peki çok teşekkür ederim emeklerin için.
Şimdi şöyle bir şey de var, hani çocuklar dışarıda yemek yemek ister ya, hamburger yemek ister. Peki ben bu hamburgeri neden evde yapamıyorum? Yani aslında çok basit bir şey. Yani o atmosferi ben evde yaratabilirim. Çok da zor bir durum değil çünkü. Alt tarafı kıyma, tuz, karabiber ve ben 2 kaşık sirke de ekliyorum. Burger King'in Whoppers menüsünün aynısı. Ben pekmez eklemiyorum. Pekmez de tüketen varsa, sirke ve pekmez eklediğiniz zaman Burger King'in sandviçini yapmış oluyorsunuz. Yani Whoppers dediğiniz şeye bayılıyorsanız evde yapabilirsiniz bunu. Çok da karışık bir şey değil. Atmosferi oluşturmak, çocuklarımızın evde rahatlıkla hareket edebileceği alanları oluşturmak, arkadaşları rahatlıkla çağırabileceği, arkadaşları rahatlıkla gidebileceği, tabii ki sevdiğimiz, güvendiğimiz insanların evlerine. İşte evi sürekli salonu misafir için süslemek yerine kullanım için açmak. Yani açın, oturun, kullanın, çizilsin, eskisin, koksun, lekelensin. Kesinlikle Sis öyle. gibi durmasın. Ve Kesinlikle. çocuk evin sahiplerinden birisi olsun. Dilin şeyinde kendi isminizi yazıyorsanız çocuğunkini niye yazmıyorsunuz? O ev bana da aittir. Ve Bu tür onun şeylere dikkat etmek gerekiyor. varlığı. Değil mi? Bir de şöyle bir şey var. Biraz önce ketojenik beslenmeyi sordular. En küçük bir örnek vereyim. Ketojenik beslenmede karbonhidrat ve şeker neredeyse yoktur. Vücuda şeker alımını yapmıyoruz. Vücut kendi ihtiyacı olan şekeri şeyden, proteinden ve trigliseritten, yani yağdan ve proteinden tükettiğim onlardan üretebiliyor. Yapmak zorunda mıyız? Hayır, yapmak zorunda değilsiniz. Ama yapmak istediğiniz ya da sorguluyorsanız mantık budur. Peki şeker almadığımız zaman enerji nereden geliyor? Yediğimiz sağlıklı yağlar, tereyağı, kaymak, avokado yağı, avokado kendisi, yumurtadan, etlerden, işte sakatatlardan, hangi aklınıza gelebilecek hayvani ürünleri, böyle şey parçalarının burnun ucundan kuyruk sokuna kadar istediğiniz şeyi tüketebiliyorsunuz. Deniz ürünleri de var içerisinde. Belli sebzeler var, yeşillikler var. Olmayan ne var? Sadece şeker yok. Ve gereksiz karbonhidrat yok. Mesela baklava yok, simit yok, ekmek yok. Ekmeği farklı yönlerde yapan tarifler var ketojenik beslenmeye uygun olması için. Ve en büyük etkisi şudur. Madem ergenlerden bahsediyoruz, beynin geçişlerinden ve nöronlardan bahsettik. Şöyle bir örnek göstermek istiyorum. Bu beynimizin nöronlarından bir tanesi olsa, şu içerideki kısım nörondur. Nöronu koruyan yüzden fazla tabaka yağ vardır. Bu yağlar benim şu an göğsümdeki, göbeğimdeki, kalçamdaki yağ gibi değildir. Ya da kutup ayısının o büyüklüğünü koruyan, o sıcaklığı veren, ısınmayı ayarlayan bir yağdan da bahsetmiyoruz. Bunlar komut veren yağlardır. Yani bu yağ buradaki komut verene destek olduğu için bunun aktivitesi, faaliyeti, her şey çok farklı. Ve bu 100 kattan daha fazla oluştuğu için bunu nasıl beslersem nöron o kadar hızlı ya da yavaş olur. Şekerden gelen enerjiyle beslersem nöronlar yavaşlar, ha diye kalırız böyle. Bazen donup kalıyoruz ya. Kalıyoruz ya. Bilmiyorum. Yani şu anda ben bunu yapabiliyorsam bu nöron çok hızlı gelip benim reflekslerimi oynatabiliyor. İşte Alzheimer's olsun, Parkinson's olsun, bu tür hastalıklar beynine bağlı olduğu sürece bunları düzgün beslemediğimizdendir. Yani nöron etkisini kaybetmeye başlıyor. Çünkü yağlar şekerlerden gelen enerjiyle besleniyor. Siz ketojenik beslenmeye karar verirseniz ve uygunsa tabii bu beslenme sizin için, bu nöronların çevresindeki bu koruyucu yağları ketonla besliyorsunuz. Ketonla beslediğiniz zaman nöronlarınız çok hızlıdır, refleksleriniz çok hızlıdır. Şurası bir berraklaşır, bir açılır, bir insana dönüşürüz. Ve herhangi bir hastalığınız varsa öncelikle yaptığı şey şu: hastalıkların semptomlarını yok eder. Hastalığı düzeltmez hemen 2 günde. Ama hastalanmamaya başladığınız zaman, ya dur ya ne oluyoruz, bir kendimi bir tarayayım. Neyim eksik, neyim fazla? Çünkü sürekli hastaysam, mesela bir fibromiyalji hastasıysam, sürekli hastaysam, sürekli ağrım varsa başka hiçbir şey düşünemem. Ama o ağrılarımı azaltacak, çekecek bir şey yapıyorsam beslenmeyle, en azından nefes alabilecek duruma geliyorsam, ha peki ağrım yok. Kendimce şu an ne yapabilirim? Bunu daha iyi nasıl düzeltebilirim? Getiriyor. Ve zamanla beslenmeyi düzenlediğiniz zaman iş içerisinde nefes alma teknikleri gidiyor. Yoga giriyor, spor giriyor. Enerji arttığı için çok daha mutlu olabiliyorsunuz. Mutluluk salgıladığınız zaman daha derin uyuyabiliyorsunuz. Kendiniz de tatmin olarak uyuyorsunuz. İyi uyuyan insan çok daha iyi uyanıyor. İyi uyanan bir insan der ki, dünü çok güzel geçirdim, bugün de aynı şekilde, hatta daha güzel geçirme imkanım var. Bunların hepsi tamamen beslenmeyle olur. Ketojenik beslenme var, keto karnivor var, düşük karbonhidratlı beslenme var. Şekeri ve gereksiz karbonhidratları ne kadar çok uzak tutarsak
Kendimize o kadar yatırım yaparız. Ve sus. Kesinlikle öyle. Ağzınıza sağlık gerçekten. Çok ufak bir örnek verip yayını da yavaştan kapatalım. Bu şeker olsun kırmızı kalem, bu da yağ olsun. Şimdi bir molekül şeker yakıldığı zaman hop bunu yaktım. Ortaya 36-37 ATP çıkar. ATP de enerji birimidir. Bir molekül yağ yakıldığı zaman ortaya 140 ATP çıkar. Yani neredeyse 4 katına yakın, 3,5 katında yakın bir özelliği var. İşte bu anlamda yağların yanması, yağların sağlayacağı enerji şekere göre çok çok daha efektiftir, çok çok daha uzundur, çok çok daha kalitelidir. Burada sağlıklı yağlar, tereyağı, zeytinyağı, avokado dediğimiz gibi bol bol tüketmekte hiçbir sıkıntı yok. Bu yayının amacını tekrar bir hatırlatmak istiyorum. Gençlerin çöp gıdasız beslenmesi üzerine az önce bir yazı geldi. Tip 1 diyabetlere şey mi öneriyorsunuz, ketojenik beslenme mi? Hayır, buradan hani kimseye çocuklarınıza ketojenik beslenme yaptırın anlamında değil. Burada gençleri çöp gıdalardan uzak tutalım, şeker ve şeker türevlerinden uzak tutalım anlamında. Bir de son bir şeye açıklık getirmek istiyorum. Nedense ülkemizde karbonhidrat denince, Amerika'da da keza öyle, sadece ekmek, pilav, makarna, simit, poğaça, açma geliyor. Sanki başka karbonhidrat yokmuş gibi. Bakın, ev yapımı yoğurt da karbonhidrat içerir, meyve de karbonhidrat içerir, kuru meyve de karbonhidrat içerir, nohut, fasulye, mercimek de karbonhidrat içerir, kara buğday pilavı da karbonhidrat içerir, basmati pirinci de karbonhidrat içerir. Yani tek olay sadece ekmek, pilav, makarna yiyelim, poğaça, açma yiyelim, şekerim düştü olayları değil. Zaten şekerin düştüğü zaman sen bunları yiyorsan şekerin tekrar düşecek. Çünkü onlar bız bız şeker yüksekliği düşüklüğü yapıyor diyelim ve sözü kapatalım. Buradan hiçbir cümlem hani tip 1 diyabetler de ketojenik yapsın anlamında değil. Ketojenik beslenme tip 1 diyabetler için zaten çok uygun olmayabilir. Ya da ciddi anlamda her şeye dikkat edilerek yapılması gerekebilir ama benim gibi iki öğün beslenme, ben de tip 1 diyabetim, iki öğün beslenme, düşük karbonhidratlı beslenme yapılabilir. Yayın kayıt olacak. Hem benim hesabımda hem Fahime Hanım'ın hesabında kayıtlı kalacak. Herkese pazar akşamının 1 saat 40 dakikasını bize ayırdıkları için teşekkür ediyorum. Son sözü bırakayım, sonra veda edelim. Ben de teşekkür ederim. Rica ederiz. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere.